geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemle birlikteyiz. Tarih büyük ve ulu bir nehirse Osmanlı İmparatorluğu o nehrin en büyük kollarından biridir. Ne kadar yazılırsa yazılsın, ne kadar anlatılırsa anlatılsın her zaman cevabını arayan başka sorular da vardır. Osmanlı tıpkı ulu bir çınar gibi köklerinden dallarına kadar sınırsız ayrıntıyı bilinmezi ve şifreyi de içinde barındırıyor. İşte bugün bu şifreleri teker teker çözmeye çalışacağız. Eh öyleyse tarih sevginiz yarınlarınızı aydınlatsın diyerek öteki gündemi başlatalım. Müzik Öteki günden başlıyor. Öteki gündemde bugün Talha Uğurler ile birlikte kaleme aldığımız Osmanlı Şifreleri adlı kitabımızda yer alan konuları ele alacağız. Osmanlı'nın kuruluş, yönetim, harem, tevazu, kıyafet ve yaşam gibi merak edilen konularını konuşacağız. Osmanlı küçük bir beylikten nasıl yedi cihana hükmeden bir imparatorluk haline geldi? Devlet yönetiminde kadınların rolü neydi? Hareme giren kızlar nasıl bir eğitimden geçiriliyorlardı? Valide sultanlar sarayda nasıl otorite kurdular? İlk kardeş katli ne zaman yaşandı? Köse Mihal'in Osmanlı Devleti'ndeki önemi neydi? Harem ağları mutlaka hadım olmak zorunda mıydılar? Padişahlar nasıl başlıklar takarlardı? Kıyafetlerindeki şifreler nelerdi? Büyük bir zenginliğin ve ihtişamın hüküm sürdüğü Osmanlı'da padişahların ibret alınacak tevazuları hangileriydi ve daha Pek çok şifre bu gece öteki gündemde çözülecek konuğumuz sanat tarihçisi, öteki gündemin en kıymetli konuklarından bir tanesi Talha Uğurler. Talha Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bu gece ayrı bir heyecanlıyım ben. Yayından önce de söyledim, izleyicilerimizden de saklayamayacağım, içinde tutamayacağım. Garip bir heyecan var sanki ilk yayınıma çıkıyormuşum gibi. Sonuçta yani bir senenin emeğim e, bunu ayrıca yani nasıl soracağım, ne yapacağım cevabını da aldım. Böyle enteresan bir ruh hali içindeyim. Sürçü lisan edersek affola. E, heyecanımı izleyicilerimizin de paylaşacağını biliyorum. Hemen kitabımızla gösterelim. Osmanlı'nın şifreleri ve ben çok 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 fazla teşekkür etmek istiyorum. Bir hafta gibi kısa sürede 40 bin kişiye ulaştık. 40 bin sayısında rakamına ulaştık ve 40 binin hatrına 40 kitap hediye edeceğiz. Bu gece şifreler çözülüyor etiketiyle yazan izleyicilerimize. 30 izleyicimizi Twitter hesabından, 10 izleyicimizi de Instagram hesabından seçeceğiz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Talha Bey? Yoksa hemen başlayalım mı? Ya şöyle söyleyeyim. <laughs> Gerçekten insan oğlunu en kıymetli yapan şey üretken olmasıdır. Üretkenlik çok önemli bir hadise. Ee, insanlar i̇nsanlar bazen yanlış yönlendirildiği için, bazen de ortamını, çevresini bulamadığı için Normalde yaratılış gayesi olan üretkenliği yapamıyor. Ama bunu yapan insanlar fazlasıyla mutlu oluyor. Bir kitap çıkarmak, bir evlat yetiştirmek ya da tarlada bir tohum ekmek, onun ağaç oluşunu görmek. Bunlar gerçekten çok mutluluk verici şeyler. Bence buna benzer şeyler yaşıyoruz. <laughs> evet, hemen başlayalım. Evet. Çeşitli bölümler var. Hemen Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş şifrelerinden başlamak istiyorum. Şimdi büyük Osmanlı tarihinin fizlendiği ilk yıllara gitmek lazım ki şifreler aslında ilk yıllarda atılıyor. Burada o dönem beyliklerin yönetim tarzı nasıldı? Bunu konuşmak gerekiyor ve tabii ki Osman Gazi kardeşlerinin en küçüğü ama başa o geçiyor. Burada sorulması gereken, konuşulması gereken, girizgahın yapılması gereken mesele şu. Osman Gazi başa geçir, geçiyor mu? Geçiriliyor mu? Buradan başlamak icap ediyor. Aslında yani kitaba şifreler ismini verirken kastettiğimiz şey şuydu. Bakıp da göremediklerimiz. Bildiğimizi sandığımız fakat bilemediklerimiz. Mesela Anadolu'daki en küçük beylik Osmanoğulları. Karamanoğulları çok güçlü. Anadolu Selçuklu'nun bakiyesi görüyorlar kendilerine. Germiyanoğulları çok zengin. Bakıyorsunuz Candaroğulları limanları var. menteşe oğullarının gemileri donanmaları var. Yani bunların aralarında hayat hakkı noktasında en sıkıntılı, en zayıf, Kimsenin dönüp bakmadığı Osmanoğulları nasıl bir payıya ermişti. Hani e, Mukaddimenin yazarı İbni Haldun'un da böyle bir tezi var ya, insanlar, devletler insanlar gibidir. Doğar, büyür, güçlenir, yaşlanır ve ölürler meselesi. Biz Osmanlı'yı büyük yapan şifreleri, bilinmezleri görebilir, bilir hale gelirsek, hem kendi şahsımızı, hem de kendi ortamımızı, toplumumuzu, devletimizi daha güçlü hale getirebiliriz. Sorunuzun cevabına gelecek olursak, Osman Gazi, kardeşleri içerisinde en küçüğüken neden en başa getirilmişti? Osmanlı'yı büyük yapan belki de en önemli detaylardan birisi burası. Güçlü olan değil, elinde silahı olan değil, sesini en çok çıkartan değil, özür dilerim en çok cazgırlık yapan değil. En liyakatli yani kabiliyetli olan başa getiriliyordu. Biz bunu Osman Gazi'de, Orhan Gazi'de, Birinci Murat'ta Hı. çok net bir şekilde görüyoruz. <laughs> Onun için yıldızları parlıyordu. Yani Osman Gazi'nin bir sürü abisi vardı. Ama Ertuğrul Gazi'nin vefat döneminde en kabiliyetlimiz, en küçüğümüzdür deyip hepsi el pençe duan durabilmişlerdi. Peki dediniz ya en yeteneklisi aslında liyakat esastı. En yeteneklisi, en kabiliyetlisi, en cabbarı, devleti en iyi yönetebilecek olan başa geçti ve aslında sesinde çıkarmadılar. Ne oldu da bu düzen bozuldu? Yani cevabı çok uzun bir soru ve cevabını vermek de dinlemek de insana gerçekten kahreden bir soru bir yerde zenginlik varsa, mal paylaşımı varsa, paye varsa, şöhret gibi insanı çok rahat bozabilecek unsurlar varsa elbette hastalıklar da bünyeye çok hızlı giriyor. O ilk dönemin safiyeti. Ha ilk dönemde de zenginlikler vardı ama o ilk dönemdeki adamlar demek ki çok iyi bir eğitim almış ve bu noktada sağlam kadrolara da sahip kişilerdi. Baktığımız zaman biz bunu Osman Gazi, Orhan Gazi ve Birinci Murat'ta görüyoruz. Yani Bakıyorsunuz Osman Gazi en küçük çocuk olmasına rağmen başa geçirildiği gibi aynı şeyi biz Orhan Gazi'de görüyoruz. Orhan Gazi Osman Gazi'nin en büyük çocuğu değil biliyor musunuz? Evet. Yani bir büyüğü var Alaaddin Çelebi. Çelebi. Onu da detaylandıralım biraz sonra Olur. ama Osman Gazi toparlayacak olursak orada çok önemli izaha muhtaç bir durum var. O da nedir? Dündar Bey vakası. Evet. Ve evet. bu tarihçiler bu konuda mutabık değiller. ...bir kısım böyle bir hadise cereyan etti derken... ...bir kısım cereyan etme diyor. Siz de katılmıyorsunuz. Böyle bir hadise yaşanmadı. Hı hı. Osman Gazi ile mücadele etmedi diyorsunuz ve... ...bunun için saydığınız bir takım maddeler var. Olamaz. Çünkü zaten yaşansaydı Dündar Bey o vakit... 100 yaşındaydı ile başlıyorsunuz. Sonra nasıl devam ediyorsunuz? Şimdi mesela Neşri'nin... Cihan Numası'nda, kitabı Cihan Numası'nda ya da İbni İbn Kemal'in Kemal Tevari Ali Osman. Osman'ın şifreleri kitabına özellikle koyduk bu el yazmasını. Hı -hı. Çünkü yaptığımız ama. araştırmalarda muhakkak dipnotlar bizim için önem arz ediyor. Ana kaynaklar bizim için önem arz ediyor. Şimdi İbni Kemal gibi bir zat, aslında döneme yakın bir zat. Baktığımız evet, zaman e, muhteşem el yazması. İbni Kemal Tevari Ali Osman'da rivayet olunur ki diyor. yani Çok yakın olmasına rağmen o döneme o dönemdeki bu Dündar Bey meselesi için direkt böyle bir şey oldu demiyor. Belki seyircilerimiz Dündar Bey meselesi de nedir diyebilirler. Dündar Bey Ertuğrul Gazi'nin erkek kardeşidir. Osman Gazi'nin amcasıdır. Bazı kaynaklar çok zayıf bir rivayet <laughs> olmakla beraber şöyle diyorlar. İşte Dündar Bey'i Osman Gazi amcasını öldürttü diyorlar. Neden öldürttü? İşte cevap işte Osman Gazi'ye karşı Güney Marmara'da bulunan tekfurlukların işbirliklerini biliyordu, sesini çıkarmadığı gibi bir takım mevzular. Eğer Osman Gazi Dündar Bey... gerçekten öldürdüyse, öldürdüğü tarihte Dündar Bey tam 100 yaşındaydı. Yani böyle bir ihtimal olması mümkün değil. Ana kaynaklara baktığımızda... Yani 100 yaşında bir amca devletin başına geçmek için yeğeniyle mücadeleye girmezdi diyorsunuz. Artı ana kaynaklardaki bu Neşri olsun, İbni Kemal olsun mevzunun çok zayıf bir rivayet olduğunu kendi ifadeleriyle zaten vurguluyorlar. Bundan dolayı böyle bir Dündar Bey vakası söz konusu olmuş büyük bir ihtimalle değil. Peki şimdi kadınları da konuşalım. Ertuğrul Gazi'nin eşi, Osman Gazi'nin e, annesi Hayma Ana çok önemli ve yönetimde de çok önemli. E, oraya baktığımız vakit Hayma Ana karakterine baktığımız vakit güçlü, kılıç kuşanan, cabbar, savaşan bir kadın görüyoruz. Ve tabii ki bununla birlikte Hayma Ana'nın bugün işte defnedildiği yerde bir çam ağacı var. Evet. Ve aslında Osmanlı'nın kadınlarına ve değerlerine ne kadar hürmet gösterdiğini de bize çok iyi izah eden bir durum. Yani kadın bizim tarihimizde, toplumumuzda hep zaten önde olan, hiçbir zaman geri planda olmayan, lider karakterli bir kişi. Yani o günlerde Ertuğrul Gazi'nin babası var, Gündüz Alp. Onun eşi, ha, tabii. Osman Gazi'nin ninesi. Osman Gazi'nin ninesi. Ben bundan birkaç gün evvel Kayseri'de çok özel bir heyecan yaşadım. Siz dediniz ya ben bugün çok heyecanlıyım evet. diye. Yıllardır Kayseri'de e, Eretna oğulları beyliği vardır, Moğollardan sonra kurulmuş olan. Eretna Bey'in hanımı vardır, Doğa Hatun. Ve bu kadın tam 10 sene Kayseri'yi yönetmiş bir kadındır. E, ve onun için Suli Paşa diye lakap takmışlar. Paşa, düşünün 850 sene önce yaşıyor bu hanım. Ve Eretna Bey'in karısı Doğa Hatun. Ve ben yıllardır Kayseri'ye giderim, o köşk medresenin önünde böyle öksüz yetim gibi dururum. Kapı kilitlidir, kimse sokmaz. Geçen gittiğimde kapı açıktı, gireyim dedim. Orada vakıflardan birkaç yetkili beni sokmadılar. Çok üzüldüm. Tabi e, tabii periskop falan yaptım orada. Benim de bu beni üzüntümü... Beni sokmadılar da Aynen dedim öyle, de Çocuk de gibi sevdim. ağladım. Beni duymuşlar yukarılardan. Talha Bey bir daha Kayseri'ye giderseniz biz sizi sokalım oraya dediler. Sağ olsunlar. Buradan Mehmet Ösası Bey'e çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Birkaç gün evvel gittim. Vakıftaki yetkililerle görüşmüşler. Onlara da teşekkür ederim. Açtılar bize kapıları. Hatta ben periskoptan çağrı yaptım herkes gelsin diye. Baya orada bir 80-100 kişi toplandı. Beraber gezdik. <laughs> Demek istediğim şu. 850 sene evvel Kayseri'nin göbeğinde Kayseri'de 10 sene valilik yapan Eretna Bey'in karısı Suli Paşa Doğa Hatun yaptırdığı medresenin ortasında yatıyor. Ya da bugün Tercan'da. Erzincan Tercan düşünün yani. <laughs> Mama Hatun kendi yaptırdığı medresenin tam ortasında diyor. Mama Hatun da bir Saltuklu hükümdarıdır. Saltuklu beyliğini bir dönem yönetmiştir. Bunlar aslında e, birinci dönem beylikler. Yani Anadolu Selçuklu öncesine tarihlenen önemli toplu. Aslında bir gün onları da konuşalım ya. Selçuklu'yu şöyle bir dibine vursak. Yani Büyük Selçuklu'nun Selçuklu, Selçuklu sonundan ile bir alsak. Başka projelerimiz de var Talha Bey'le evet. işleyeceğiz ama. <laughs> İnşallah. Onları da konuşalım. Çok özel isimler. Sorunuza gelecek olursak aynen Osmanlı öncesinde olduğu gibi Osmanlı kuruluş döneminde de kadınlar ön planda. Hayma Ana. Şu mesela arkamızdaki türbe çok güzel. Bu türbeyi Sultan II. Abdülhamit yaptırıyor biliyor musunuz? Bursa valisine <laughs> haber yollayarak. evet. Yani. Haber gönderiyor. Abdülhamit Han bu arada iki gün önce Abdülhamit Han'ın vefatının 98. yıl dönümüydü. Allah rahmet eylesin. 10 Şubat 1918 tarihinde vefat etmişti. Çok enteresan bir kişilik. Geçmişine, köklerine o kadar bağlı ki burası nerede bir de onu tarif edeyim ben. Ben mesela zaman zaman böyle Kütahya özellikle Tavşanlı taraflarına konferansa gideceğim zaman mesela İstanbul'dan Bursa'ya geçiyorum. Bursa'dan böyle Kütahyalara dolanmıyorum. Orada Domaniç var, dağ vardır. Domaniç Dağı'nı böyle açtığınız zaman ki Domaniç Dağı kitapta var orada Dursun Fakih var zirvede müthiş bir adam ya. Kabini gördünüz mü? İnsanın orayı görünce ölüp onun yanında yatası geliyor yani tam zirvelerde böyle. O Dursun Fakih'in yattığı dağın üzerinden böyle aşıyorsunuz. <laughs> iniyorsunuz Çarşamba Köyü'nün yanından geçiyorsunuz. Ve Kütahya'ya bağlı Tavşanlı ilçesine uğruyorsunuz. İşte o köyün kenarında bu zat yatıyor Hayme Ana, Ki Gündüz Alp'in eşi bu kadın düşünün kocasını. Ankara Karacadağ'a göç etmişler. Önce Halep'e iniyorlar. Oradan Ankara Karacadağ orada. İşte bugün Beypazarı yakınlarında Hırkatepe köyünde yatıyor. E, Gündüz Alp kabri orada. Oradan geliyorlar. Aa, evet, çok güzel bir fotoğraftır bakın bu. Bunları ben çektim zamanında. Hatta bir okul grubuyla beraber geziyorduk. Çocuklarınız, Böyle i̇şte, o var ve belki Osman Gazi'nin hayatında kurtardı belki değil, gerçekten kurtardı. Burada bir şey söyleyeyim. Biz bu çalışmayı Hani siz sordunuz ben anlattım. Orada ben size söylemedim. Bunu ilk kez söylüyorum Bu da canlı yayında. Mihal Koses dediniz ya. Ben mesela o gün çok şaşırdım. Yani siz mesela bu mevzuya ciddi çalışmış. Yani biz hep Köse Mihal tarihçiler kendi aramızda. Yani onun Doğu Roma İmparatorluğundaki söyleniş halini öğrenmeyiz, söylemeyiz, bilmeyiz yani. Siz mesela onu bile öğrenip de o şekilde ifade etmeniz beni şaşırtmıştı. Bunu ilk kez söylüyorum <laughs> burada size. Çok teşekkür ederim Talha Bey. Tabii soru cevap yaptık sizin emekleriniz çok çok fazla biz, biz aslında ve sizi böyle başlık başlık e, açıklamalar ama tabii ki 13 kaynak okudum Osmanlı için çok bu arada ee, konuşuyorduk Osman Gazi ile enteresan bir yakınlıkları var tanışmaları da ilginç dinleyelim Osmanlı tarihinin ila... tapalarından şimdi düşün Osman Gazi Söğüt bir beylik Mar yeni yeni yayılma politikası gidiyorsun. Yarhisar, Karacahisar, Karacabey, İnegöl gibi böyle Mudanya gibi yerlere yayılmaya çalışıyorsun. Bursa'ya sizin Mihal Kostes dediğiniz zaman, harman kıyafetleri Hristiyan kat şuan Hayır, Bu adam Müslüman oluyor ve Müslüman olduğunu o gün oradaki diğer tekfurluklardan saklıyor. Bir nevi Osman Gazi istihbarat taşıyor. Hatta Bursa Son saati sütunçeler var. Divani bir yazı var. Ve caminin kıble duvarı önü. Yani insan heyecanlanmasın da ne yapsın? Sen bir doğroma ama tekfurunun çocuğunu, ya özür dilerim bir doğroma ama tekfuruyla dostluk kur. Onun çocuğu Hızır Bey bir cami yaptırıp bahçesinde kırkları elde yazsın. Torunu Edirne'de cami yaptırıp bahçesinde yazsın. Ben daha bir uç örnek söyleyeyim mi? Fatih İstanbul'u fethettiğinde, son Roma İmparatoru, 11. Konstantin Romanus Diogenes. Onun çocuğu yoktu, erkek çocuğu. O öldüğü zaman yerine yeğenleri geçecekti. Son Roma İmparatoru'nun yerine, Roma İmparatoru olacak iki kardeş vardı. Nerede yatıyorlar biliyor musunuz? Aksaray'da, Muratpaşa Camii vardır, bilir misiniz? Evet. Hani Pertaniyel Valide Sultan evet, evet, Camii'nden sonra sorayım. Vatan Millet Caddesi olur. Tam ortasında, onun bahçesinde yatıyorlar. Yani... Fatih İstanbul'u almasaydı 15-20 sene sonra yeni Roma İmparatoru olacak abi kardeşti bunlar. Biri Murat Paşa'ydı, diğeri de abisi Mesih Paşa'ydı. Fatih İstanbul'u fethettiğinde bu iki çocuğa el atıyor, onları alıyor, okutuyor, yetiştiriyor. Yani son Roma İmparatoru yeğenlerini ve onlar ikinci Bayezid döneminin vezir ve sadrazamları oluyorlar. Mesih Paşa işte bir cami yaptırmaya başlıyor. Sonra şehit oluyor. Şehit olunca kardeşi Murat Paşa abisini alıyor, getiriyor oraya defnedip camisini Murat Paşa tamamlıyor. Beraber caminin bahçesinde yatıyorlar. Köse Mihal'in torununun isminin değişmemesi de çok enteresan. Evet. Mesela Karacabey vardır bizim Bursa'ya giderken soğanıyla meşhur. Mesela oranın meşhur bir peyniri vardır o bölgenin Mihaliç. Evet. Hatırladınız mı? Evet, Tuzlu evet. sert bir peynir. Ya düşünün Romalılardan kalma bir isim. Ya Gevur'un ismi değiştirin dememişler. Yani bizim insanımız çok özel. Bir ilginç bir şey anlatayım mı? Dün ben Peki. Malatya'daydım. E, Malatya'da akşama doğru periskop yayını yapıyorum. şeyden. E, eski Malatya'dan, Battalgazi denilen yerde, 4. Murat'ın paşalarından silahtan Mustafa Paşa kervansaray yaptırmış. Kocaman böyle. Hatta hala yayında olabilir o. 24 saat geçmedi daha. Bu saatlerde yapmıştım yayını. Velhasıl e, genç bir hanımefendi, doktor öğrencisiymiş. Yanıma geldi, yayından görmüş. Birkaç soru sordu falan. Sonra dedi ki, hocam bir de, Ermeni dedi ki benim babaannem Ermeni dedi. Nasıl dedim ya? Tehcir sırasında yedi. Burada Malatya'da eski Malatya'da komşumuz olan Ermeni bir aile giderlerken demişler ki çocukları varmış 7-8 yaşında kızları. Benim büyük dedeme emanet etmişler. Dönersek e, alırız. Dönmezsek bu çocuğa siz bakın demişler. Tehcir yani yolda ne olacağını bilmiyoruz. Ve bu çocuğu o evlat edinen o Müslüman aile bakıyorlar. Kendi oğullarıyla evlendiriyorlar. Yani Ermenidir evlendirmem biz ırkçı bir toplum değiliz. Böyle bir şey yok yani bizim toplumumuzda. Geçen hafta Sarıkamış'taydım. Sarıkamış kaymakamımızın kayınvalidesi. Benim babaannem Ermeni dedi. Kendisi Mardin Araplarındandı. Düşünebiliyor musunuz? Yani tehcir sırasında Müslümanlar o insanlara sahip çıkıyorlar. Anadolu insanları ve onlarla kendi çocuklarını evlendiriyorlar ediyorlar. Bunlar çok enteresan. Bizim bunları bilmeye ihtiyacımız var gerçekten. Hiçbir zaman öyle değildik. Hiçbir evet. zaman da öyle değiliz. Olmayacağız daha bence. Evet. Uzun vadeli de olmayacağız. Şimdi Orhan Gazi dönemine geçebiliriz. Evet. Alaaddin Çelebi. Burada çok önemli bir durum var. Osman Gazi'de de öyle. Ne oldu? Padişahlar dediler ki benim padişah olmam önemli değil. Saltanat sürmem önemli değil. Osmanlı Devleti'nin bekası önemli. İstikbali önemli Liyakat kimdeyse kim hak ediyorsa o geçsin. İşte biz bu örneği tam manasıyla vücut bulmuş halini Alaaddin Çelebi'de görüyoruz. Alaaddin Çelebi benim tüylerim diken diken eden bir hadise. Diyor ki kardeşim bu senin hakkındır. Ben geçersem devleti senin kadar iyi yönetemeyeceğim. Hadi başa. Bu anlattığınızın üzerine yapmamız gereken bir tek şey var. Bursa'ya gidip Osman Gazi'nin tophane sırtlarındaki türbesini gezmek. Bakın şu türbeye eminim şu an ekran başındaki seyircilerimizin belki mübalağa etmeyin yarısı girmiştir. En az yarısı Bursa'da buraya girmişlerdir. <laughs> bir gün Bursa'ya giderlerse Tophane sırtlarına muhakkak uğrayacaklardır. O Tophane'de sokak aralarında Alaaddin Çelebi'nin çok güzel bir erken Osmanlı dönemi camisi vardır. O minareyi özellikle görsünler mesela. Çok hoş böyle ayaklı bir minare vardır. Onu da Ziyaret etmeliler. Şimdi devam edeceğiz. Evet Alaaddin Çelebi böyle demiş ama Osmanlı'da bir kardeş katli gerçeği var. Bu neden olmuş? Neden bozulmuş? Hangi hırslar? Valide Sultanlar mı? Bizans oyunları mı? Bizanslılar Valide Sultanları mı etkiledi? Kimleri etkiledi? O kadar çok şifre var ki çözüme bekleyen. Ama biraz önce İrem'cimiz burada demiştik. izleyicilerimizden bir tanesi. Reklama gitmeden önce Alper diyor ki İrem'de bir el sallasın. <laughs> bir reklama gidelim. Siz de İrem ve ablasını da görmüş olun kısa bir reklam sonrasında buradayız bekliyoruz. Evet Öçek Gündem'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanat tarihçisi Talha Uğurler'le birlikte çıkardığımız kitabı konuşuyoruz. Osmanlı'nın şifrelerini konuşuyoruz bu gece. Ben soruyorum Talha Uğurler cevap veriyor kitapta da tıpkı yayınlarda yaptığımız gibi. Şifreler çözülüyor etiketine yazan 40 izleyicimize de kitabımızdan imzalı olarak hediye edeceğiz. 30 izleyicimize Twitter üzerinden, 10 izleyicimize de Instagram hesabından yazanlara yollayacağız. Kitabı Timaş Yayın Grubu seçecek. Şimdi dedim ki ben kardeş katmeye gireceğim ama burada çok önemli bir mesele var. Hani dedik ya taht hakkından, padişahlık hakkından feragat edenler. Birinci Murat'ın büyük oğlu. Evet. Birinci, orada Süleyman Paşa. Hı hı. Rumeli Fatih diyoruz kendisine. Birinci Murat'ın kardeşiydi. Evet. <laughs> Karıştırdım. Orhan Gazi'nin. Orhan <laughs> Gazi'nin büyük oğlu. Orhan Gazi, gene, Orhan gene Gazi Birinci, Mersin Mersin Birinci Murat. Yani. E, diyor ki kardeşim diyor Birinci Murat'a sen geç. Sen daha yetki. Zat mezar yapılır mı? E, elbette yapılır. Çünkü bir adanmışlık uğruna ölmüşse bir mefkûre uğruna elbette yapılır. Ama Süleyman Paşa'yı e, enteresan yapan önceki icraatları da var. Mesela biz onu hep Rumeli Fatih olarak biliyoruz. Halbuki aynı zamanda Anadolu Fatih'i. Bunlar 3-4 ay öncesiydi. Benim Karabük Üniversitesi'nde konferansım vardı. Şimdi Karabük'e doğru götürüyor beni işte programı organize edenler. Fakat giderken hava da kararacak. Acele edin, acele edin diyorum. Yani hocam nedir diyorlar? Teleskop yapmam, yapmam lazım. yapmam lazım Kesin. diyorum. Nerede dediler? İşte Safranbolu'da. E Safranbolu'da işte bir konağ mı, mı? Hayır, bir konağı değil. Hıdırlık Tepesi'ne götürün dedim apar topar Ezan okunda okunacak hava gidiyor. Hıdırlık Tepesi'ne çıktık. Tam tepede böyle açtım telefonu tık 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 anlatıyorum oradakileri. Anlatırken bir baktım orada bir mezar var. Ki ben o tepeye bugüne kadar belki 40 kere çıkmış biriyim. Mezara yaklaştım. Kitapta resmi de olacaktı. Ee, şeyin Orhan Gazi şeyin e, Süleyman Paşa'nın komutanı. Süleyman Paşa'nın komutanı Kıdır Bey burada yatmaktadır diye. O oh, valla reji bizden daha hızlı. Gerçekten. Tebrikler küt diye getirdiler. Ben de buldum. Buldum, <laughs> değil mi? Ben de yani bakın yazıyor burada Osmanlı Beyi, Osmanlı Beyi Orhan Gazi'nin döneminde yaşamış olan Şehzade Gazi Süleyman Paşa'nın kumandanlarından Hıdır Bey. Mesela Safranbolu'ların hepsi biliyor mudur acaba Hıdırlık Tepesi'ne Hıdır Bey denmesinin yani Hıdır Tepesi denmesinin sebebinin Süleyman Paşa'nın komutanı olduğu olduğunu ya da Mudurnu'ya gidelim. Mudurnu'da Mudurnu'nun hemen yakınında Göynük var. Göynük'te Akşemsettin Hazretleri'nin kabri vardır. Akşemsettin Hazretleri'nin kabrinin türbesinin hemen dibinde aynı Süleyman Paşa'nın bir de camisi bulunmakta. Yani kendisi sadece Rumeli Fatih'i değil aynı zamanda Anadolu Fatih'idir. Mudurnu, Göynük, Safranbolu, Karabük bütün o bölgeleri fethetmiş çok önemli bir isim. Evet. Daha ben anlat ekip çok açtı bunlar kendilerini. Tabii ya. tabii. Vallahi. Hem kitabı okuyup sonra kitabın görsellerine çalışıp onlara böyle aktarıp. Ben daha söylemeden. Şimdi onu söyleyecektim. Söyleyeceğim konu şu, Yani şimdi ben bunları anlatsam ve sussam seyircimiz diyecek. Ya tamam savaşçı adam belini asmış kılıcı bilmiş atın sırtına girmiş toprakları almış. Hayır bu adam sadece değil bu adam bir ilim erbabı. Babası İznik benim ilim şehrim olacak diyor. Yani üniversite şehrim olacak diyor. Orhan Gazi de müthiş bir adamdır. Ta Kayseri'le Davut'u Kayseri o günün en büyük alimlerinden tutuyorlar, getiriyorlar. Eşrefi Rumiler, daha kimler, kimler. İznik bir üniversite şehri oluyor Orhan Gazi döneminde. Ayasofya, Ayasofya camimiz Orhan Camii oluyor. Daha bir sürü eser yapılıyor. İşte o günlerde Orhan Gazi'nin büyük oğlu baba diyor bir medresi de ben yaptırayım. Bu gördüğümüz Orhan Camii'dir. Yani Ayasofya, İznik Ayasofya'sıdır. Bu eseri camiye çeviren Orhan Gazi'dir fetih sembolü olarak. O az önce gördüğümüz kubbeli yapı da bugün İznik'te hala sapa sağlam ayakta olan İznik Süleyman Paşa Medresesidir. Yani bir insan hem okul yaptırıyor hem Anadolu Fatih'i, Göynük'te Akşemsettin'in yanında camisi var. Hem aynı zamanda Rumeli Fatihi ve atıyla yan yana yatıyor. Bir insan daha ne ister? Yani donanım olarak kuruluş devrindeki insan profiline bakar mısınız yani? yani bize böyle anlatılmadı biliyorsunuz değil mi? Ya bu adamlar kim? İşte mutasavvıf dediğiniz kişinin elinde tesbih sabah kadar hu diyen bir adam olduğunu biliyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyor bu adam. Sanki ilimden yoksun sadece tesbih çekenler. At sırtındakiler, kılıç kuşanan, savaşan, ganimet toplayan ama başka hiçbir numarası olmayan insanlar. Ama baktığımız zaman biz bu insanların eskilerin tabiriyle zülcenaheyn yani çift kanatlı olduklarını görüyoruz. Bir kuş tek kanatla uçamaz. Sadece kendi etrafına döner. Ama çift kanatlı olduğu zaman onu hiç kimse tutamayacaktır. Bir de hem bu dünya için hem ahiretler için de çalışmış oluyorlar inançlarına göre. Onları da e, ilerleyen dakikalarda diğer şifrelerin içinde derinlemesine konuşacağız. Orhan Gazi'den gelmiştik buraya. E, kardeş katli meselesi çok mühim demiştim. Çünkü herkes Alaaddin Çelebi gibi değil. Kardeşim sen geç, sen de Haliya katlisin demiyor. Her padişah... Aslında bir tehlike olarak görülüyor. Yahut padişahları Bizans oyunlarıyla şehzadeleri daha doğrusu abilerinin yahut babaların üzerine sürebiliyorlar. Mesela baktığımızda e, Yıldırım Beyazıt 4, 2. Murat 2 defa İstanbul'u kuşatıyor ama kardeşleriyle uğraşmaktan İstanbul'u alamıyorlar. Bu bağlamda baktığımız vakit kardeş katlinin açıklamasına mı gidiyoruz? Bakın hem kardeş hem çocuk meselesi. Örneklerden yola çıkarsak iş çok kolay anlaşılır. Ben bugün sosyal medyadan gördüm. Soranlar olmuş. İşte kundakta bebek ya da çocuk, kardeş. Bunun şifresini hadi çözün. Mesela yazan olmuş mesela. Ben hepsini okuyorum, görüyorum. Emin olun hepsinde dikkate alıyorum. Biz de insanız, bizim de vicdanımız var. Kardeş, çocuk bunlar öyle kolay kolay olur eder denilecek konular değil. Ama örnekler üzerinden gidersek önümüze ilginç manzaralar çıkıyor. Mesela birinci Murat. Bu bir baba ve o gün Balkanlarla uğraşıyor. Yani bugün bizim Makedonya dediğimiz Üsküp, Kalkan denen Ohri, Arnavutluk dediğimiz Tiran, İşkodra buraları fetheden bir adamdan bahsediyoruz. Birinci Murat ve oğlu Yıldırım Bayazıt. Birinci Murat'ın o gün en büyük dertlerinden biri Karamanoğulları. Ya düşünün Birinci Murat kızını evlendiriyor, kızını veriyor Alaaddin Ali Bey. Hatta türbesinin Kümbetinin fotoğrafı var Karaman'da Alaaddin Ali Bey'in. Ve e, Alaaddin Ali Bey'e evlendiriyor ki şu Karamanoğulları'yla bir akrabalık bağı kurayım da bir sıkıntı olmasın diye. Ve o aynı Alaaddin Ali Bey tam üç defa birinci Murat'ı arkadan vurmuştur. Üç defa. ya Birinde sen orada Kosova Savaşı ile meşgulsün arkadan vuruyor. Senin öldüğünü duyuyor arkadan vuruyor. Balkanlarda koşturuyorsun arkadan vuruyor. Böyle böyle mevzular. Diyeceğim konu şu. Birinci Murat o günlerde Karamanoğlu'nun üzerine bir sefere çıkıyor. Kimle beraber çıkıyor? Yonnes'le. O günkü Doğu Roma İmparatoru Yonnes'le yanına almış. Beraber Anadolu seferine çıkmışlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Oğullarından 3 oğlu var Birinci Murat'ın. Büyük oğlu Yıldırım Bayazıt. Bir küçük oğlu Yakup Çelebi. Bir de en küçük oğlu var of, Savcı Bey. Yakup Çelebi demeyin içim sızlıyor ona geleceğiz, geleceğiz şimdi. Evet hiç gelmek ben de istemiyorum. Ben de gelmek ama. istemiyorum. Evet. Buyurun. Sa Savcı Bey Edirne'ye bırakılıyor en küçük oğlu. Diyor ki sen bizim yerimize devleti burada vekaleten yönet. Anadolu'ya iniyor. Sen bu en küçük oğlan Savcı Bey, Ionnes'te Anadolu'ya. Birinci Murat'la ittifak. Ionnes'in de oğlu var, Anastasius. Bu ikisi bir araya geliyorlar, kafa kafaya veriyorlar. Babalarına isyan ediyorlar. Babaları sefere çıkmışken Anadolu'ya. E tabi iki baba geriye dönüyor. Oğullarının ordularıyla kendi orduları savaşıyor. Binlerce insan ölüyor. Ve birinci Murat kendi oğlunu ne kadar üzülse de öldürtmek zorunda kalıyor savcı bey. Şimdi hadi bakalım bu olayda savcı bey e acıyalım. Yani arkadan babasını hançerleyen vuran bir evlatla karşı karşıyayız. Ya da devam edelim işte Yıldırım Bayazıt meselesi. Birinci Murat Kosova Savaşı'nda şehit oluyor. Hı. Mesela e, Kosova Savaşı'nda az önce evet çok güzel geldi minyatür. Bakın bu da Birinci Murat'ın Kosova Savaşı kazanılmış. Savaş meydanını gezerken işte bir Sırp asıllı asker tarafından hançerlendikten sonra bir ağacın altına yatırılmış son anlarını yaşadığı sahne. Bu da o birinci Murat'ı hançerleyen askerin hemen o günkü Osmanlı askerleri tarafından öldürülme sahnesi. Şimdi burada bir est verelim. Kosova Savaşı'na gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Çünkü orada ...kardeş katliğinin farklı bir boyutu var, savaş esnasında oluyor. Ama burada, konuştuğumuz mevzularda dedik ya... ...mesela II. Murat, iki Mustafa'yla uğraştı. Bir tane amcası Rüzmece Mustafa'ydı, öbürü de kardeşi Mustafa. Evet. Kardeşi Mustafa'ya baktığımız vakit, altı yaşında bir şehzade görüyoruz. Tabii. Yani altı yaşındaki bir çocuk, Bizanslılarla iletişime geçip... ..."Hadi bakalım, abimin ayağını kaydıralım, ben tahta geçeyim." Demez. demez. Hani buradan da baktığımız vakit demez. O vakte girdiğimiz zaman empati yapıp o tarihler içinde yaşadığımızı tahayyül ettiğimiz zaman da demez. Burada valide sultanlar devreye giriyor. Burada ne var biliyor musunuz? Ben o Bizans şöyle söyleyeyim. oyunlarıyla valide sultanları da mı tesir altına alıyorlar? Çünkü çocuğun eğitiminden valide sultanlar sorumlu. Şimdi Büyük 6 ölçüde. yaşında Isparta'da sancak beyliği yapıyor. Evet başlarında annelere elbette gönderiliyor. Ama 2. Murat'ın erkek kardeşi Mustafa, 2. Murat tam İstanbul'u alacakken o günkü Doğu Romalıların Anadolu'ya saldıkları adamların Mustafa'nın etrafındaki adamları etkilemesiyle mevzu ne biliyor musunuz? Yani çocuğun bu konuda bir suçu yok çocuk bir etkisleri var ama o kandan olduğu için bir de telekomünikasyon bugün gibi yakın değil. Bugün yani bir sosyal medya ile bile binlerce insanı çekip çevirebiliyorsunuz. Halbuki o çocuğun hiç haberi olmadan onu bir arabaya atıp yürütüp. İşte Murat layık değildir, Mustafa layıktır diye yürüttüğünü bin tane adam peşine toplanı veriyor. Öyle böyle bir durum söz konusu ve bundan dolayı da insanlar çok çekiniyorlar. İnsanlar galeyana gelmeye çok müsait. Aldatılabiliyorlar, uyarılanmıyorlar. Dedim ya telekomünikasyon, basın yayın günümüz kadar yaygın değil. Ondan dolayı insanlar çok rahat kullanılabiliyorlar. Ya yani mesela örnek vereyim bakın bu konuyu biraz daha kuvvetlendirmek, anlaşılır kılmak için. Tabii. Kanuni Sultan Süleyman. Muhaç'ı kazandı. Macar ordusunu yendi ve Budapest'e dahil o Macar topraklarını aldı. Aldığında son Macar kralı Hünyedi Yanoş savaşta öldü öldürüldü. Kanun yerine bir başka Macarı kral seçti. Zapolyo. Ve Zapolyo dedi ki ülken senin toprakların senin ve dönüyorum dedi. Döndü ama Zapolyo'nun bir türlü çocuğu olmadı. Kanunu çok rahatsız. Çocuğu olması lazım. Çünkü çocuğu olmadan Zapolyo aniden ölü verirse Şarken'le Ferdinand İspanya Avrupa kralı Şarken diyecek ki Bizim kız kardeşimiz daha evvel ölmüş olan e, Hünyadi Yanoş'un karısıydı. Maceristan bizim. Akrabalık bağları, kan bağı çok önemlidir tarihte. Ve kanuni Zaten gidiyor. evliliklerin çoğu da siyasi. Evet. Ona da geleceğiz. Ne yapıyor kanunu biliyor musunuz? Polonya Kralı'na diyor ki senin kızın İzabel'i ile evlendirdim diyor. Zapolyon'un önceki karısından çocuğu yok. Hani belki Zapolyon'da problem var bilmiyoruz ama sonra öğreniyoruz ki meğer Zapolyon'da bir sıkıntı yokmuş. Arkasından evleniyorlar. Aynı yıl çocukları oluyor. Doğan bebek Sigismund. Sapolyo ölüyor biliyor musunuz? Yani çocuk, çocuk olduktan doğuyor evet. 4-5 ay sonra ölüyor fakat sıkıntı yok, rahatız çünkü bebek var. Yani şimdi başka biri diyebilir. Ya kundakta bebek kral mı olur? Olur. Soy devam ediyor. Soy devam ediyor. Bitti. Görüyorsunuz değil mi? Hatta Şarlken Ferdinand atlıyorlar. Olmaz bizim hakkımız kan diyor ki o bebeğin hakkı diyor. Ve o bebeğin hakkını korumak için 1541 seferine çıkıyor kanuni. Hatta o minyatür vardır. Bu Kaan'ın Akıl Oyunları kitabına koymuştum ben, tam sayfa. Hala onu işleyemedik, program yapmadık onunla ilgili birlikte. Vallahi konuşalım, o minyatürler çok hoşuma giderdi. Kudüs'e gidiyoruz ya hafta ama Kudüs konuşacağız, Kudüs'ten gelince. Kudüs çok... Biz... Siz çok yoğunsunuz ki, sizin programınız yoğun olduğu için böyle. Bazen <laughs> izleyicilerimiz de bana işte gönül koyuyorlar. Talha Hoca'yı çağırmadın, çok araya açtın diye. Talha Bey'in aslında programındaki bütün boş günleri ben doldurmuş durumdayım ama... E, Haftaya bugün biz Kudüs'teyiz. İnşallah. Bu saatlerde Allah muhtemelen Mescid-i Aksa'da olabiliriz. Oralarda dolaşıyor olabilir. Çünkü orada hayat gece de devam ediyor biliyorsunuz. Yani muhteşem bir yer. Mescid-i Aksa, Kubetüs, Sahra bölgesi. Yazacağız, gezdikçe periskop yapacağız, görüntüler çekeceğiz, fotoğraflar sosyal medyadan paylaşacağız. Sonra da yayında da göstereceğiz. Şimdi biraz önce bölmek durumunda kalmıştım. Çünkü izleyenlerimiz de anlayacaktır. Bu durum başka bir bakış açısıyla ele alınması gerekiyor. Nedir o? Birinci Kosova Savaşı, birinci Murat dönemi, ilk kardeş katli. Burada benim itiraz ettiğim değil de haksızlık bu dediğim bir nokta var. Yakup Çelebi ve Yıldırım, birinci Murat'ın oğulları. İkisi de savaşıyor cephedeler. Ama bahtsız Yakup Çelebi, ben öyle diyorum artık, uzakta savaşmaya gitmiş. Evet. Yıldırım merkezde. Hı hı. Baba öldüğü vakit merkezde sen varsın diyorlar ve Yıldırım'a padişah ilan edip Yakup gelir gelmez boğduruyorlar. Burada şu var hani, hani, tam tersi de olabilirdi. Merkezde sen varsın diye onu yapmıyorlar da devlet adamları Yıldırım Bayezid'in asla kabiliyetlerini biliyorlar onu çok seviyorlar. Tabii Yakup Çelebi o an o da aynı yerde olsaydı Yıldırım Bayezid'in daha evvelden babaya bir şey olursa onu yerine geçirelim diyenler yani oradaki istişarede çoğunlukta olduğu için ee, yine hal edilen muhtemelen Yakup Çelebi olacaktı. Ama tabi burada çok ince bir çizgi var. Devleti ebed müddet meselesi. Yani orada en küçük bir inisiyatif kullanmama, yani o işi oluruna bırakma, işi hafife alma devleti bir anda çatır çatır götürebilir. Ve biz bunun örneklerini çok gördük. Şeyi ikinci Kılıç Arslan'ı isterseniz kısacık hatırlatayım ben seyircilerimize. Hı hı. Bakın ikinci Kılıç Arslan Anadolu Selçuklu'nun büyük hükümdarıdır. Onun döneminde ilk kez Mirye Kefalon zaferi kazanılmıştır. Mirye Kefalon. Yani bugün Isparta gelen civarında yapılan büyük savaş. Ve onun döneminde ilk kez Anadolu'ya Türkiye, Türklerin vatanı denmeye başlanmıştır. O günkü Doğu Roma kroniklerinde. Ve böyle büyük bir hükümdar. Üçüncü Haçlı Seferi'nde Frederick Barbaros'un ordularına kök söktüren adamdır ikinci Kılıç Arslan. Ve böyle bir adam çok özür dilerim. ...kepazeye dönmüştür. Çocukları 11 oğlu var. Hayattayken 11 oğlu arasında devleti paylaştırı veriyor. Ve paylaştırınca o büyük oğlanlar o babaya ne yapıyorlar biliyor musun? Ne eziyet ediyorlar. Gıyasettin Keyhüsrev'e sığınıyordu değil evet. mi? Evet. Gıyasettin Keyhüsrev de o günlerde Uluborlu'da, Isparta'nın Uluborlu ilçesi orada bulunuyor kendisi. Oğlunu da çok severmiş o en küçük oğullarından. Onu özellikle Uluborlu'ya yerleştirmiş. Neden? Çünkü orası bir üniversiteler şehri. Bir de özel artık Batı Anadolu oluyor oralar ve ona sığınıyor. Düşünün büyük oğulları var. Aksaray civarındalar. Babalarını tutsak ediyorlar. Bizim yanımızda duracaksın. Bir yanlış bize yapmayacaksın diye. Büyük oğulların elinden yazık kurtuluyor ikinci kılıç arslan. Bir de o koskoca ikinci kılıç arslan Düşünün yani. yani. Yani burada en küçük bir zafiyet koskoca bir lideri ne hale getiriyor. Küçük oğluna sığınıyor ve küçük oğlu Gıyasettin Keyif ile beraber büyük oğullarına savaş açıyor. Onları yene 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 e, kan kaybı yine Müslüman öldü. Bir sürü bir yığın Türk öldü en son Aksaray Savaşı'nı yapıyor. En büyük oğullarından bir Aksaray Savaşı'nda öldürülüyor biliyor musunuz? Şehit oluyor. Aksaray'ın tam ortasında bir tepe vardır. Tepenin üzerinde 2. Kılıçarslan'ın A evet. Bu hamam mı? Burası Aksaray'da bulunan 2. Kılıçarslan hamamı. Ben 4 gün önce Aksaray'daydım. Hemen müjdeyi vereyim. Aksaray'daki yetkililerimiz, belediye başkanımız dediler ki buranın bütün yazışmaları bitti. Restorasyona başlıyoruz dediler. Belki birkaç sene sonra burayı restore edilmiş pırıl pırıl bir vaziyette göreceğiz. Aksaray'ın göbeğinde ikinci Kılıçarslan Hamamı. Tabii Aksaray'ın göbeğinde bir de onun Tepe'de kümbeti var. Orada sadece iç organları var cenazesi. Konya'ya getiriliyor. Konya Alaaddin Tepesindeki Alaaddin Camii'nin içindeki kümbetin kriptasında duruyor. Şimdi biz buraya e, Yıldırım Beyazıtla Yakup Çelebi'den geldik. Orada dedik ki öldürüldü. Ama mesela Alaaddin Çelebi'den örnek olabilir. Mesela Yıldırım ne yapıyor orada? Burası çok önemli. Kitapta da konuşmuştuk biz bunu. Yani fikri sorulmuyor mu? Yahut kardeşin fikrini soruyor Çünkü Alaaddin Çelebi gibi e sen padişah ol kardeşim, ben de cenk edeceğim diyebilirdi. Hiçbir zaman. Böyle durumlarda kardeşlerin fikirleri alınmaz, sorulmaz. Çünkü orada Kardeş padişah... Kardeş önceden giderse mi? İşte Kardeş önceden yok ben feragat ediyorum derse Mükelle'yi kurtarabiliyor Burada tabiri olur. caizse. Mesela Yavuz Sultan Selim baba tarafından tahta geçirilmiştir net. Hı hı. Resmi padişahtır, abileri de hayatlıdır, abileri üzerine inisiyatif kullanabilir. Çünkü artık padişah kendisidir. Fakat orada Yıldırım tahta daha geçmeden, bak kardeşin Yakup Çelebi yok seni düşünüyoruz ne diyorsun falan. Böyle bir şey kesinlikle sorulmaz. Orada karar verilir, hüküm kesilir ve anında icra edilir. Çünkü en küçük bir inisiyatif anında devleti böler. Örnekleri çok. Mesela bir örnek daha vereyim size. E, Tuğrul Bey'den örnek vereyim. Tuğrul Bey ve Çağrı Bey. İşte Selçuk Devleti'nin kurucusu. Selçuk Bey'in oğullarından Mikail var. Mikail'in e, iki tane oğlu Tuğrul ve Çağrı Bey. Tabii Mikail ölünce bu kez ne oluyor? Tuğrul ve Çağrı Bey'in annesi Mikail'in küçük erkek kardeşiyle evleniyor. Anadolu'da bu adet hala devam eder. Yani günümüzde bilmiyorum hala sürüyor mu ama eskiden uzun yüzyıllar sürmüştür. Bir abinin vefatı üzerine o abinin hanımı küçük kardeş tarafından himaye nikahı ile koruma altına alınır. Evlenilir. Mikail'in hanımıyla küçük kardeş Yusuf, Selçuk Bey'in küçük oğlu evleniyor. Bu izdivaçtan İbrahim Yinal doğuyor. Yani İbrahim Yinal'la Turul ve Çağrı Anne Beyler, bir baba ayrı. Evet. Babalar kardeş. Toru ve Çağrı Beyler tabii kardeşler amca. İşte 1015 Anadolu'ya giriyor. İbrahim Yınal da yanıyor. Vali olarak bırakılıyor. Sen orada kal. Füda'da devam et. Ne yapıyor İbrahim Yınal? Orada bir yönetim boşluğunu fırsat bilip bağımsızlığını ilan ediyor. Bir de geriye dönüyor orada da Tuğrul Bey'e savaş açıyor. Hep <gülüyor> <gülüyor> gözüken Çok güzeldir. Gelmişken bunu da söyleyeyim. Mesela burada haremle alakalı Topkapı Sarayı'nın belli bölümleri mesela Karaağlar bölümü falan var. İlk kez yayınlanan fotoğraflar var burada mesela. Ki bu fotoğraflar niçin çok önemli? Evet görseller çok önemlidir, kitaba renk katar. Ama bazı şeyleri anlattığınız vakit göstermeniz de gerekir. Hem akılda kalması için hem de anlattığınızın doğru olduğunu izah etmek için. Harem'in mimari yapısının bazı iddialara uymadığını göstermemiz evet, gerekiyordu. Kesinlikle. Ve o bölümleri de fotoğraflamamız gerekiyordu. Ve gösterdik şu anda da havadan görüntü. Evet mesela LED'de. bu havadan görüntü. Mesela şu benim gösterdiğim o kadar güzel haremi anlatıyor ki e, yani Alper daha bir soluk şey. renkli olan bir görsel var. O onu gösteriyor şu yani anda Yani Haremi de. o kadar net. E, kitabın 107. sayfası. Aa. Evet. 106 ve 107 çift sayfa olarak ben galiba şu... o resmi almadım Bakar ben mısınız? kendim bunu kullanırız yani, dedim orada benim yani kabahatim sağ olsun, var Gösterim. özel uğraştık aylarca izin bekledik flycam ile yani topkapı sarayı üzerinde flycam uçur, fotoğraflar çekmek bunlar zor işler yani yetkililerimize ben teşekkür ederim bunun izinlerini bize verdiler ve bu şekilde fotoğraflar çekmek nasip oldu bakın şu fotoğrafın üzerinde inanın 5 saat 7 saat konuşulur ve hare o geldi <laughs> muhteşem yani şu fotoğrafın üzerine, ya valla format uygun olsa ayağa kalkar gider şurada anlatırım ya. E kalkalım, kalkalım mikrofonunuz üstünüzde değil Ciddi mi? Kalkabilir, kalkabilir miyiz Alper? Şimdi ben bilmem yönetmenim bilir bazı <laughs> durumlarda kalkabilir miyiz? Hadi kalkalım. Vallahi bakın burada ben kısaca bir şey anlatayım. Kalktık ama. Ya ben bir de rehberlik yapıyorum ya, yani rehberlik yaptığım için Şimdi de, gezerek. Şimdi tamam buyurun. Şimdi bakın, ya burada o kadar net anlaşılıyor ki mevzu, harem mevzusu. Bakın net bir şekilde anlatayım. Adalet Kulesi'ni görüyorsunuz. Evet. Adalet Kulesi'nin hemen kenarında şurada bir tane kapı var. Arabalar kapısı. Yani haremdeki kızlar zaman zaman dışarıya bu arabalara bindirilip çıkarılabiliyordu. Arabalar kapısından içeriye girdiğimizde kara ağlar taşlığı vardır. Kara ağlar mescidi hemen şurada. Hemen devamında Karağalar Taşlı yani avlusu vardır. Karaların koğuşları Üç vardır. Üç yere açılıyordu. Evet. Biri güzel. Altın Yol. Altın Yolu açıl Altın yola açılan bölüm tam şurasıdır bakın. Şu ha. gördüğünüz çatının altı Altın Yol böyle gidiyor burası. Bir bölüm Cariyeler Taşlı bu tarafa doğru geliyor. Bir bölüm Valide Sultan Dairesi'ne gidiyor. Valide Sultan Taşlı dediğimiz avlu. Bakın şu gördüğümüz avludur. Bu gördüğümüz avlunun, şu gördüğünüz binaların tamamı ...kalfalar ve ustalar daireleridir. Yani haremdeki bu bekar genç kızların başlarında hocaları var. Yönetici. Evet. Yani bir nevi onlara ablalık yapıyorlar, hocalık yapıyorlar. Onlar burada kalıyorlar. Şu gördüğümüz daire Valide Sultan dairesidir. Valide Sultan. Yani anne, Padişah annesi burada kalır. Peki şunlar nedir? Bunlar da padişahların has odalarıdır. Yani aklı olan insan şunu gördüğü anda... ...bir padişahın kafasına göre bekar genç kızların dairesine giremeyeceğini görür. Yani bekar, nereleri geçmesi gerektiğini kere, görüyoruz aslında. Bakın önce anı açması lazım. Anne. Anneyi açtıktan sonra bakın şurada arada küçücük bir avlu daha var. Az önce bize bir fotoğraf gösterdiler ya arkadaşlar evet. şöyle bir avlu fotoğrafı. O az önce gösterdikleri avlu şu avluydu. Oraya birazdan geliriz. Bir kere önce annesinin dairesine girecek. Annenin dairesini geçtikten sonra bu avluya girecek. Bu avlu daha tehlikeli. Niye? Burada hanımların daireleri var. Yani şurada kendi hanımlarının odaları var. Hanımların odalarını geçecek. Buradan gelecek, gelecek, gelecek. Biraz daha geri geliyorum. O bekar genç kızlar burada kalıyorlar. Ha şimdi onu göstermiyor Alper. Tam av, avluyor tam ekrana vermiş. şimdi size geldik. Evet. O burada bekar kızların orada kaldığını göstermiştiniz Bakın, en Bekar son. genç kızların kaldığı daire. Burası burası bugün ziyarete kapalı. Yani Topkapı Sarayı'na giren, giriş biletini alan, devamında harem biletini alan bir kişi dahi burayı görmüyor. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Ee, yani lütfen burayı ziyaret etsinler. Lütfen biz yani bekar genç kızların yerini de görelim artık. Ama teşekkür ediyorum. Mesela nereye açtılar ziyareti en son? Zülfü Baltacılar dairesine açtılar. Muhteşem bir yer. Şu kapıdan girdikten sonra hemen bu arada Zülfü Baltacılar dairesi var. Orası hı hı. mesela ziyarete açıldı. Hemen şu yan taraf, şu gördüğümüz bölgedir. Zülfü Baltacılar bölgesi. Yani padişah bakın şu 3. Murat has odası. Şu gördüğünüz birinci Ahmet Has Odası. Şu arkada üçüncü Ahmet Has Odası. Üçüncü Selim Has Odası. Üçüncü Mustafa Taşlı. Yani... Ama yavaş yavaş sizi yakalaması lazım. <laughs> Heh, buradayız. Bakın şurası üçüncü Osman Taşlı'dır. Üçüncü Osman Taşlığı burası. Şurası birinci Ahmet Has Odası. Şurası üçüncü Murat Has Odası. Bu arkadaki üçüncü Selim ve birinci Abdülhamit Has Odaları. Yani burada zaman her padişah kendine bir oda yaptırmış değil sadece bir 4-5 tanesi yaptırmış. Hepsi de oralarda yaşamışlar. Ve bir padişahın buradan hani dizilerde görüyoruz ya koridorlarda ilerliyorlar. Yok bekar genç kızlar sıralanmış. Böyle bir şey hiçbir zaman cereyan etmedi. Hatta yani bir kara ağa, hanımlar yemek yapmıyor biliyorsunuz haremde. Yemekler onlara götürülüyor. Ona hiç girmeyelim. Çok önemli bir mesele. He. Bazı iddiaları çürütür nitelikte. Çünkü araya gitmem gerekiyor. Efendim bu gece şifreleri çözüyoruz. Osmanlı'nın şifrelerini çözüyoruz. Harem'e yukarıdan baktık. Topkapı Sarayı'na baktık. Kim nerede ikamet etmiş zamanında. Bunları değerlendirdik. Herkesin görevine bakacağız şimdi. Harem'in şifreleriyle devam edeceğiz. Çok kısa bir aranın ardından. Evet, şifreleri çözüyoruz bu gece. Şifreler çözülüyor diyoruz etiket olarak ve Osmanlı'nın şifrelerini konuşuyoruz. Peki hangi bölümdeyiz? Şifresi en bol bölümde, en merak edilen, en gizemli bölümde. Yani haremdeyiz. Oryantalist kültür yıllarca haremi bize yanlış tanıttı. Nasıl tanıttığını şimdi konuşacağız. Doğrusunu sizlere anlatacağız. Yazılar yazıldı, filmler çekildi, diziler çekildi ama aslında hiçbir tanesi Gerçeği yansıtmıyordu haremle ilgili olarak. Harem bize her zaman şöyle öğretildi. Padişahların süt banyosu yaptığı, cariyelerin arasına istediği gibi girip çıkabildiği, yeri geldi, vaide sultanların, gözdelerin istedikleri erkeklerle, kadınlarla istedikleri gibi görüşebildiği, duvarlarında erotik objelerin, aşk şiirlerinin yazılı olduğu bir mistik, ne derler, hayal ürünü bir şekilde tasvir edildi. Niçin böyle tasvir edildi? Çünkü orası haremdi. Çünkü orası mahremdi. Aslında oraya kimse giremedi. Ama biz kendi tarihimizde ve kendi tarihimizi bize en doğru aktaranların yazdıklarında görüyoruz ki harem aslında bir ilim ve edep merkeziydi. Dünyada hiçbir kültürde tarih boyunca haremde olduğu gibi o günün ...devlet başkanının eşini yetiştiren bir medeniyet olmadı. Bugünün tabiriyle haremde first lady'ler yetiştiriliyordu. Harem nasıl bir yerdi demek istiyorum Talha Bey. Aslında bu gece biz öteki gündemde şöyle sanal bir harem turu yapalım. <laughs> ben çok fazla konuştum sözü size ben vereyim. Estağfurullah ben şimdi ekrana bakıyorum... Baya içerideyiz gibi yani şimdi bu LED'de o kadar güzel fotoğraflar gözüküyor ki. E Burası Habertürk, yani, Habertürk her zaman en üst kalitede çalışır. Yani şu an ekranda içinde Burası neresi biliyor musunuz? Burası az önce hani tam haremin giriş dediğim arabalar kapısı vardı ya. Arabalar kapısı bu kapı ama şu an biz girdik içeriye. Arabalar kapısının ön tarafında turnike var. Biletinizi alıp okutuyorsunuz. Sizi içeriye bırakıyorlar ve bu kapıdan içeriye giriyorsunuz. Şu an bizim girmiş ben olduğumuz. Miyim? Ben bayağı havaya girdim yani. Şu an tam sarayın Ben de şu an yani. heyecanla izliyorum. Buyurun. Çok kokartımı takıp gelseydim keşke ya. <laughs> şu, i̇çerideyiz. Az önceki kareyi bir değiştirmeyelim. Bir görelim o kalsın. Şimdi az önce o girdiğimiz oda, içinde bulunduğumuz bu oda dolaplı kubbe diye adlandırılıyor. Tepede kubbe var. Ve dikkat ederseniz koca koca dolaplar var. Bu gördüğümüz dolaplı kubbenin özelliği şu. Mesela dediniz ya haremle alakalı bize çok empoze yapıldı. İnanın ben bile bu empozeye maruz kalmışım. Niye? Şu gördüğünüz koca koca dolapları açtığım zaman sanki benim üzerime kozmetik ürünleri dökülecekmiş gibi bir his var benim içinde. Böyle süs malzemeleri, elbiseler yani böyle bir yer gibi. Kapıyı açtığınız zaman içinde neler varmış biliyor musunuz? Koca koca vakıf defterleri. Neye ediliyor? Para biriktirmeye çok müsait bir ortam bu imkanlarıyla vakıf kuruyorlar. Şimdi siz bir vakıf kurduğunuz zaman o vakfı kurallarını yazdığınız bir defter oluyor. Vakıf defteri. Ve o defterler o dolapların içerisinde saklanıyor. Orası. Dolaplı kubbeden geçtik. Geçtikten sonra buraya giriyoruz işte. Dolaplı kubbeden çıktık. Bu kez bir başka kapıdan geçtik. Geçer geçmez burası. Burası kara ağlar taşlı. Bu gördüğünüz pencereler var ya bunun her birinin arkası oda bakın yukarı doğru 5 10 20 ve bunun arka tarafı koridordur, koridorun arkası yine odalardır. <laughs> burada hesaplarsanız ortalama 40-50 tane kara ağa burada yatılı kalmaktadır. Ondan sonra bu tarafta yani koridorun bu tarafındaki binada ise Şehzadegan Dairesi var. Padişahın çocuğu orada kalıyor. Bir gelelim, bir geriye gelelim. geriye gelelim. O kapıyı da bir anlatmam lazım. O çok önemli bir kapı. Şehzadelerin eğitim gördüğü daire var. Hatta saray cücelerinin kaldığı bir küçük daire de var burada. Yine yani Aynı yerde yürüyoruz yürüyoruz şu kapı çok önemli. Bu kapıyı çözen aslında Osmanlı haremin şifrelerini çözer. Bu kapının üzerinde Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin ayetleri yazıyor. Hane sahiplerinin evine izinsiz evet. girmeyiniz. Vallahi ezberinizde kalmış ya. Çok güzel. Ya bir parantez açalım mı onun? Ee, niçin o ayeti-kerimenin indiğini, nüzul sebebi çok mühim Hazreti Ayşe validemizle alakalı olarak. Onu kapatalım sonra kapıdan devam edelim. Lütfen. Siz anlatın. Ben, ben Tabii mi lütfen atıyorum? siz varken ben anlatmayayım. Estağfurullah peki. Ya mevzu çok etkileyici. Ben aslında inanın şurada dururum böyle gruplara bu anlatın dediğiniz şeyi şurada da anlatırım. Medine'de Mescid-i Nebevi yeni yapılmış. Mescidin kenarında peygamberimizin eşlerine ait odalar var. Ve mescide açılan odalar. Tabi o gün çöl bedevileri, değişik insanlar, Geliyorlar Medine'ye. Peygamberimizi duymuşlar, tanışmaya geliyorlar. Ve gelen adamların bir kısmı çok kaba saba insanlar. Yani çöl bedevisi yani. Bir gün bir tanesi işte peygamberimizi mescitte göremeyince işte o evi odası burası deyince hiç selamsız sabahsız hart diye giriyor içeriye. E girdiğinde Hazreti Ayşe'nin odasında evindeymiş peygamberimiz. Hazreti Ayşe başı açık oturuyormuş. Giriyor bir şey söyleyecek. Hazreti Ayşe'yi görünce sen unut onu. Çok özür dilerim. Diyor ki ee, peygamberimize benim diyor iki tane eşim var birini senin bu eşini değiştirelim mi diyor affedersiniz. Hazreti ağlamaya başlıyor. Peygamber Efendimiz kalkıyor ayağa. Şu ne yapabilir? Yani Omuzundan bugün, tutuyor. Bugün ekran başındaki erkekleri bir düşünsün beyler. Ne yapardık? Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Adamın yanına doğru gidiyor. Adamın omzundan tutuyor. Kapıya doğru çeviriyor. Sen onu bırak da diyor. Bana ne söyleyecektin? Onu söyle diyor ve beraber çıkıyorlar dışarıya. Ya kırmıyor kalbini yani. O şekilde Tabi bu tarz hadiseler oluyormuş bu son nokta peygamberimiz o kadar kibar bir insan ki yani benim kapımı çalmadan girmeyin etmeyin diyemiyor kibarlığından zerafetinden ayet nazil oluyor hane sahiplerinin evrene izinsiz girmeyin Buyurun. ve bu mevzuda e, nazil olan ayeti kerime haremin kapısına konuluyor bu kapı çok özel bir kapıdır yani bu kapının arkası artık özel bir yerdir az önce konuştuk yani. Ya bu üç yol az dediğimiz evet. yer. Bir tanesi altın yola ayrılan, bir tanesi valide taşlığına ayrılan, bir tanesi cariyeler dairesine ayrılan. Üç bölümün ağzıdır buradan girdiğiniz zaman. Ama tabii buradan içeriye girip valide sultan taşlığına gidiyorsunuz ama cariyeler dediğimiz o bekar genç kızların dairesine küt diye giremiyorsunuz. Hadi şimdi bizi Recep oraya götürsün. Hadi bakalım. Evet, vallahi geldik. O kapıdan girdik ve önümüzde artık haremin en özel yeri var. Bakın haremin ne olduğunu, ne olmadığını anlamanın en ilginç şifre çözücüsü şu gördüğümüz koridordur. Şimdi koridorda kapı olur mu olmaz? Koridor yani. Girer ve geçer gidersiniz. Enteresan bir şekilde bu gördüğümüz yerde koridorda iki tane kapı var. Birinci kapı şu gördüğümüz kapı bakın açılmış kanatları. İkinci kapı da şu kapı. Kara ağlar, harem ağları, mutfaktan yemek getiriyorlar sinisine. Yemekleri hanımlar yapmıyorlar. Yemekler geliyor. İşte o bahsettiğim arabalar kapısından giriyorlar. Karalar taşlı kendi bölümlerinden geçiyorlar. O bahsettiğimiz o özel kapı mahrem kapıdan giriyorlar sadece görevliler. Buraya geliyorlar desturla kendi taraflarındaki bu kapıyı açıyorlar. Yemek sinirlerini bu gördüğünüz tezgahlar. Fotoğraftan kısa bir gözüklüğüne bakmayın çok uzundur bu koridor. Açıdan dolayı çok dar bir kısmı gözüküyor. Bunları yerleştiriyorlar tekrar çıkıyorlar kapıyı kapatıyorlar ve haber gidiyor hanımlar dünyasına. Yemekleriniz geldi diye. Hanımlar tarafı bu kez kendi kapılarını açıyorlar ve <laughs> sinir alıyorlar, geriye gidiyorlar. Yani öyle sürekli bir temasta olma ya hali, konuşma yok. Bir yemek sinisi alışverişinde bile bir kadınla erkek karşı karşıya gelmiyor. Burada kusura bakmayın dayanamadım söyleyeceğim ama televizyondaki dizlere bakıyorsunuz sokaktan geçen sütçüsü, tüpçüsü hepsi Hürrem Sultan'ın yanındaydı ya. Böyle bir şey olabilir mi, mümkün mü yani? Manzara ortada yani. Onun için... ...baktığımız dizilerden lütfen tarih öğrenmeye çalışmayalım. Gerçekle hiçbir alakası yok. Peki farklı görseller var mı? Anlatalım mı? Yoksa... Yani şöyle söyleyeyim. O hava fotoğrafına bir kere daha geçebiliriz. Tamam. Onunla final yapalım olmazsa. Çünkü e, biz mesela o az önce göster Valide Sultan'ın dairesini bize gösterebilirler mi? Tamam. Çünkü Hangi resim olduğunu söyle. Valide Sultan'ın dairesi var. Orası çok önemli. Kitapta var orası. Yani içerisi geniş olarak. Çünkü o bahsettiğimiz... Cariyeler taşlığının içerisinden valide sultanın dairesine kapı açılıyor. Yani padişahın annesi canı isterse girebiliyor. Bize şey Bu diyorsun. arada valide sultanın dairesini gösterdikten sonra benim de bir ricam olacak. Darü's Saide Ağa'nın dairesi de çok mühim. Evet. Yukarı çıkılıyor. İlkez. Ben de evet. Ha bu valide sultanın dairesi bu valide Sultan geldi. Dairesi. Yani e, o bahsetmiş olduğumuz cariyelerin o yemekleri alıp da içeriye girdikleri o avlunun bir kenarından annenin dairesine giriş var. Yani bekar genç kızları görmek istiyorsanız ya o bahsettiğimiz kilitli, iki tarafı kilitli avluyu geçeceksiniz ki mümkün değil orası açılmıyor ya da annenin dairesinin içinden bir padişah annesinin dairesinin içinden kim ne zaman nasıl geçebilir. Onun için yani o itopik şeylere kulak asmamak lazım. Bir de az önce o hava fotoğrafı öncesi bize bir avlu göstermişlerdi. Cariyeler avlusu. O avluyu da bir görelim çünkü o yemek sinirini alan genç kızlar Önce o avluya giriyorlar. Evet işte bu avlu. Bakın burası çok önemli bir yer. Az önce yemek sinirini aldığımız koridor şurada kaldı. O koridordan yemek sinirini aldılar hop buraya geldiler. Biz bugün haremi ziyaret eden Topkapı Sarayı ziyaretçilerimiz burayı görüyorlar. Ama ne kadar buranın önünde bir emniyet şeridi var. Daracık bir yerden sadece bakıyoruz görüyoruz. Şu odalar padişahın hanımlarının odaları. Yani yine bekar genç kızlarla bir alakası yok buranın. Onlara ait odalar Burayı geçip de o kuş bakışı fotoğrafta gördük ki ta aşağılara indik. O indiğimiz yerde bir avlu ve etrafını çeviren odalar vardı. Bekar genç kızların. Yani burada endermi... gözdeler mi kalıyor? Evet gözdeler kalıyor burada. Padişah'ın ailesi kalıyor burada aileleri. Ta aşağıda o genç kızlar kalıyor. Yani işte her akşam süslensinler, seç al falan hikayeler. Bunlar dediniz ya siz de az önce. Yani Avrupalı oryantalistlerin hayal gücü, hayal mahsulü olan şeyler. Haremin plan şemasını bilen bir kişi ...neyin ne olduğunu net bir şekilde anlar. Pekala o bazı resimleri tekrar oturduğumuz zaman da isteyeceğim Alper'den ama... ...Darüstade Ağası'nın son resme Odası. odasını işte bu. Evet. Gizli bir bölme gibi. Çok enteresan Aynen. değil mi? Evet. Bakın buralar şu an Topkapı Sarayı ziyarete kapalı. Ama Topkapı Sarayı'nda her gün yeni bir yer ziyarete açılıyor. İnanıyorum belki buralarda açılır ama tabii çoğu yer ahşap aksam. Ahşap Bakın. olduğu için... ...yoğun ziyaretçi, ahşabı bozar endişesiyle açamıyorlar, onlar da haklılar. Bakın burada bir dolap var. Ve aynı şekilde dolap kapağı formunda olan bu yapı duvara yaslanmış. Üst taraf gizli bir bölme gibi. O dolap kapağı şak diye açıldığı anda bu bir merdiven oluyor. Ve siz buradan bu dairenin üst katına çıkıyorsunuz. Bu Darussadi Ağası o 50-60 tane kara en üstü. Saraydaki bütün beyazlardan daha asil, daha rütbeli. Ve bahsettiğimiz bakın boşluğunu görüyorsunuz. Merdivenden çıktığınızda kubbeli bir ara kata giriyorsunuz. Bu da ara kat. Yani bir nevi dubleks dairesi var Darussada aslında Topkapı Sarayı içinde. Çok enteresan ve zaten biraz önce bahsettiniz ya en rütbeli en kıdemli Osmanlı ırkçılığın olmamasının en önemli göstergelerinden bir tanesi hem dünyada hem de vefatlarında ayrılmamışlar. Bunları da derinlemesine konuşalım biraz sonra. Birkaç gün evvel Aksaray'da konferansın bitti kitap imzalıyorum. İmzalarken Şifeleri yanıma... imzalıyordunuz Osman, inşallah. Evet evet tabii. Ha, tamam. Yani ilk imzayı Aksaray'da yaptım. O benim ilk imzamdı orada. Ve imzalarken yanıma bir hanımefendi iki tane kızıyla geldi. Şimdi baktım kızın Allah Allah kızlar böyle biraz esmer tonlu çok sevimliler. Ben sosyal medyadan paylaştım fotoğraflarını izinlerini de alarak. Hanımefendi yıllarca Amerika'da kalmış. Kocası zenciymiş. Ondan sonra dedi geçen programınızla da geldik dedi. Ve çok güzel şeyler konuştuk ki ben programda bir onların varlığından haberdar olmamama rağmen Osmanlı'daki zencileri anlatmıştım. Hatta Abdülhamit Han döneminde özel haralarda vazifelendirilen zenciler var. İşte Torbalı gibi yani işte İzmir'in Torbalısının köylerinde yaşıyorlar ya da Eskişehir'in bölgelerinde. Çok hoş bir diyalogumuz oldu. Kızlar dediler ki ya biz bunları sizden dinleyip ana dilleri İngilizce yani Amerika'da doğmuş çocuklar. İngilizce çevirip sosyal medyada devamlı paylaşmak istiyoruz. İzin Harika. istediler. İstediğiniz gibi dedim yani. Sizindir dedim. Şimdi o geldi aklıma yani. Ve çok heyecanlandılar bunları duydukları için. Müthiş. Şimdi bununla ilgili anlatacaklarım var ama oturmaya bekliyorum. Çünkü çok mühim meseleler var. Özellikle üstün rütbe vermeleri. Bu genç kızlar dairesindeki bir... Evet. Hani az önce üç yol ağzına girdik ya evet. karalardan sonra. O e, hane sahiplerinin evlerine izinsiz girmeyin yazan Ait Kerimin olduğu kapıdan geçtik. İşte burada altın yol vardı. Burada validenin taşlığı vardı avlusu. Burada da bekar genç kızlara doğru giden o iki tarafı kitli koridor. O koridorun dış kapısının üzerinde bu yazıyor. Ya müfettihal ebvab iftah lana hayral bab. Yani ey kapılar açan Rabbim bize hayırlı kapılar aç yazıyor. Çünkü içeride ikbal bekleyen, gelecek hedefleyen, yükselmeyi arzu eden bir sürü öğrenci var. Acı olan ne söyleyeyim mi? Biz harem diyoruz. Aslında bu Müessesenin adı Duhteranu Humayun. Duhter, Farsça kız demek. Bakın daughter hepimiz biliyoruz İngilizce daughter'ı ama duhter'ı hiçbirimiz bilmiyoruz. Halbuki asıl bilmemiz gereken duhter, kız demek. Duhteran Humayun kızlar mektebi. Yani Farsça olan bir kelime daha sonra İngilizceye geçip daughter oluyor. Orijinal adı Duhteran Humayun. Bunu bilmeyip de yabancılardan haremi hem de isminin tam zıddıyla öğrenmek insana gerçekten ağır geliyor. Şimdi burada çok önemli bir spot verdiniz. Onu sormak istiyorum ama siz en son dediniz ki bu havadan görüntü bir kez daha görelim. Evet, görelim, üstünden geçelim. Yerimize oturduğumuz vakit haremde kızlar niçin yetiştiriliyordu? Gerçek amaç neydi? Onu konuşacağız. Ayper o görseli alabilir miyiz? Son kez bir üzerinden geçelim. Evet. Buyurun. Bu çok güzel ve o kadar net hava fotoğraflarına ihtiyacımız var. Yoksa bu karmaşayı anlamamız zor. Dediğimiz gibi Adalet Kulesi'nin hemen yanında şu kenarda biletlerimizi alıp hareme giriş yapıyoruz. Arabalar kapısı. Bu kızlar burada hapis değil, kafes arkasında değil. Belli eğitim programları dahilinde faytonlar geliyor buraya. Faytonlara binip dışarıya çıkabiliyorlar. Buradan içeriye girdiğimizde önce Karaağlar Dairesi. Karaağları birazdan sizinle herhalde konuşacağız. Karaağları da anlamak zorundayız. Çok önemli. Yani kadınlar dünyasıyla dış dünyası bir tampon bölge. Çünkü dış dünyanın kendine göre bir takım sertlikleri var. Onların hayatını rahatlatıyorlar. Onları geçiyoruz. Valide Taşlı, Padişah'ın annesinin dairesi. Şu gördüğümüz arada, çok önemlidir, e, Kalfalar ve Ustalar dairesi var. Bakın mesela bir padişah, kim? Kanuni Sultan Süleyman ya da 3. Murat, mimar yaptırmış odasını. Çıkıyor odasından 3. Murat, buradan geliyor, şu gördüğümüz yere kadar yayan yürüyor. Şu gördüğümüz yer, Valide Taşlı'nın kenarında ata binme taşı vardır. Binek taşı duruyor hala. hala ve böyle. padişah burada ata biniyor. Ata binip takadık bir de at yolu vardır. normal bir at e, o kocaman kocaman mermerlerde ayağa kayar. Sırf at yürüsün diye minik taşlardan yapıştırılmış yol yapılmıştır. Atın nalları ayağa orada kaymaz. Burada ata biniyor ve o at yolundan şöyle giderek o üç yol ağzının orta yolu Valide Sultan dairesine avlusu açılıyordu ya. Bu kapıdan geçiyor bu aradaki o üç yol ağzından kara ağlar taşlığına giriyor atıyla. Ve bu şekilde bu kapıdan atıya çıkıyor padişah. Ya var yani sistem bu şekilde. Ama padişah buradan çıkarken burada e, kalfalar ve ustalar var. Bu kızlara hocalık yapanlar. Onlar belki pencereden padişah görebiliyor. Padişah onları görmüyor. Ama o bahsettiğimiz bekar genç kızlara ait yer. Bakar mısınız aradaki mesafeyi? Padişahın burayla hiçbir alakası. Yani dağları denizleri aşması gerekiyor diyeyim ben de. O şekilde bağlayayım. Şimdi biraz önce de söylediniz Talha Bey. Dediniz ki bir görsel gösterdik. E, genç kızların kaldığı yerde yazılı. Allah'ım işte önümüzü aç. Bize hani hayırlar nasip bizim için. Bir hedefleri var, amaçları var dediniz. Burada baktığımız vakit şunu izah etmemiz gerekiyor ki bu hedefler nelerdi. Niçin izahı muhtaç? Çünkü yine oryantalist kültüre atıfta bul bulunarak şunu söylemem gerekiyor ki bu burada eğitim gören bütün kızların hedefleri ve amaçları padişahın has has odasına girip şehzade doğurmakmış gibi bize lanse edildi. Ama gerçekten böyle değil budur. Buyurun. Harem'e girip haremde eğitim alan kızlardan biz evlenmeyeceğiz diye bekar kalan var. Yıllarca 40'ına, 50'sine, 60'ına kadar harem ortamında yaşayan, burada kalfalık, ustalık rütbelerine gelen, ha mesela 50'sine gelip de beni çera edin diyen var. Ve o yaşta dışarıdan ona bir eş bulunup evlendiriliyor mesela. Örnekleri çok. Ya bir şey konuşmuştuk. Mı? Hani evet. evlendirilmişti. Çok heyecanlanmışlardı. Evet. Bize saraydan gelin geliyor diye. O neydi? Safiye Ünü var. Safiye Hatıraları... Ünü var dayısı. Safiye Ünü var hatıralarında anlatıyor bunu. Diyor ki benim dayım diyor. Yengem yıllar önce ölmüştü diyor, duldu diyor. Ve dayıma diyor saraydan diyor bir gelin geldi. Gelen gelin de belki 50 yaşlarında. Fakat biz aylarca hazırlık yaptık. Çünkü bu saraydan gelen hanımın huzurunda acaba biz nasıl konuşuruz dedik. Diyor. Nasıl konuşuruz, nasıl oturur kalkarız. Çünkü saraylı başka bir şey. Ee, yani baktığınız zaman haremde öyle bir eğitim veriliyor. Düne kadar bizim toplumumuzda vardı böyle bir tabir. Saraylılarmış bunlar, saraylı geleneği mesela Avrupa'da bir aristokrasi var toplumdan kopuk kendini beğenmiş. Bizim toplumumuzda saraylı demek toplumdan kopuk olmadığı gibi en eğitimli, en kültürlü yani topluma konuşmasıyla, hareketleriyle, giyimiyle örnek olan bir sınıf vardı. Ama toplumdan kopuk olmayan bir sınıf ki zaten o tepedeki sınıfı oluşturan toplumun kendisiydi. Yani bu zengin çocuğu, bu paşa çocuğu, bu ağa çocuğu değil hiç A, düşünülmeyen yerlerden dağdaki bir çoban bile sarayı alınıp padişahın kızı eliniyor. Ya yani ben anlatırım Devşirme haremde. Devşirme sisteminde. Evet devşirmede anlatılıyor. Yani şimdi mesela düşünün e, bugün Amerika'da yeşil kart için herkes ölüyor yeşil kartın yoluna. Yeşil kartı aldın ne yapacaksın? En fazla Amerika'da pompacı olacaksın. Benzin pompacı. Yani Obama sana kızını vermeyecek. Ama kanun kızını alma ihtimaliniz var. Örnekleri Bunun çok. için zaten padişahlara şart koşuyorlar. Biz Müslüman oluruz ama bizim çocuklarımızı devşir diye Oraya evet, da geleceğiz. geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Ama şimdi şunu sormak istiyorum. Dedik ki haremdeki kızların tek amacı padişaha eş olmak değildi. Şehzade doğ doğurmak değildi. Biz şunu görüyoruz. Haremdeki kızlar sadece padişahla evlenmiyorlar. Bunu biraz da buradan çıkartıyoruz. Devletin üst rütbelileriyle de evleniyorlar. Çünkü o rütbeye de zaten devşirilen erkekler getiriliyor ve oralara kadar yükseliyor. Biraz önce sizin de izah ettiğiniz gibi Burada karşılıklı bir evren, mesela vezirle de evlenebiliyor, bir paşayla da evlenebiliyor haremden bir kız. Burada bir saray aristokrasisi oluşturuluyor demek mümkün mü yoksa yanlış mı olur? Aslında bize bakan yönüyle doğru ama aristokrasi deyince bizim aklımız hep Avrupa aristokrasisi geldiği Avrupa'dan için o anlamda bağımsız. yanlış. Şimdi düşünün e, çok iyi yetiştirdiğiniz bir kızınız var. Ne ediyor beliriz bir oğlanı sevdi gitti. Bizim bütün eğitimimiz mahvoldu ya da çok iyi eğitim verdiğimiz bir oğlumuz var. Gitti öyle eğitimsiz bir tane sığ bir kız buldu. Sevdim ben bunu dedi. Evlendi gitti. Mahvoldu gitti bizim oğlan. Saray buna izin vermez. Zaten az önce bizim uzaktan baktığımız yani tepeden baktığımız o haremin hemen kenarında ikinci bir avlu daha var. Enderun. Yani Duhteran-ı Hümayun kızlar dünyası bir nevi kız okulu. Tam karşısındaki muadili de erkekler dünyası Enderun. Kız tarafının başında karalar bekliyor. Erkek tarafının başında ak ağlar bekliyor ve erkek tarafına giren en zeki bir öğrenci yedi sınıftır en okutuluyor, yetiştiriliyor, en son sınıfa kadar getiriliyor ki en son sınıfa da hepsi gelemiyor elene elene. En sona gelen kişi mezun olurken, mezun olacak artık yani en son yükselmiş yükselmiş silahtar ağa olmuş, çuhadar ağa olmuş, Rüstem Paşa gibi rikaptar ağ olmuş ve ne yapılıyor? Hemen karşı ağıldan muadili bir genç kızla evlendiriliyor. Dünyanın dört bir yanını yönetmeye ve hizmet götürmeye gönderiliyor. Yani sarayda kalmıyorlar Kesinlikle. evlendikten sonra. Ama bu mantıkla bakalım. Düşünün mesela Hürrem Sultan'ız ya da Kanuni'siz evlilik yaşına gelmiş bir kızımız var. Yani sokaktan bir delikanlıyla evlendirmeyeceğiz tabii ki. Ama şimdi Cık. buyurun. Evet ya yani dünya en kaliteli kız okulu benim elimin altında. Benim oğlum var evlendireceğim. Sokaktan kız bakmam. Dünyanın en kaliteli kız okulu. Az önce bir siyah beyaz fotoğraf vardı. O Sabiha Sultan'dı biliyor musunuz? Sultan Vahdettin'in kızı. Bir görelim onu aslında. Şey topuklu ayakkabısı evet. var, beyaz tüy var başında evet. Safiye Ünvar için, şey Safiye Ünvar diyorum. Sabiha Sultan için ne diyor biliyor musunuz? Münevver Ayaşlı rahmetli. O diyor öyle eğitimli bir kadındı ki diyor. O böyle oturduğu yerden kalkarken fıskiye gibi kalkardı. Bütün kadınlar böyle ağzımız açık biz onu seyrederdik diyor. Yani o kadar eğitimlisin ki oturman başka kalkman başka herkes böyle dalmış seni seyrediyor. Ve bir kadın bir başka kadını hayranlıkla anlatıyor kitabında. O derece. Gördüğünüz gibi. Bir de çok soruluyor ya bu hanımlar açıklı kapalıydı meselesi. Ya bunlar kendi haremlerinde özel çekilmiş fotoğrafları bunlar. Onu da söyleyelim yani. Sokakta böyle gezmiyor bu insan. Kıyafetin şifrelerinde detaylandıralım evet, mı bunları? onları konuşalım. Tamam bu arada i̇şte, da hatırlatma yapayım. Reklam dönüşü yapamadım. Osmanlı'nın şifreleri kitabımızdan şifreler çözülüyor. Etiketiyle yazan izleyicilerimize hediye edeceğiz. Ee, daha çok konuşabilelim diye aslında tweetleri okumuyorum çok fazla ama yayından sonra mutlaka okuyacağız. Yani 50 bin tweet de gelse okuyoruz biz Talha Bey'le hepsini teker teker. İçerisinden 40 izleyicimizi seçeceğiz. 10 tane Instagram hesabımızdan 30 tane de Twitter hesabından izleyicimizi seçeceğiz. Şifreler çözüyor etiketiyle yazana ve kitabı hediye edeceğiz. Dedim ki bu detaylandırmayı kıyafetin şifrelerinde konuşalım. Hatta az önceki sorunuza bir ekleme yapmak istiyorum. Mesela hareme alınmış kız, okutulmuş, yetiştirilmiş. Kız şunu diyebiliyor. Ben Enderun'dan bir erkekle evlenmek istemiyorum diyebiliyor. Beni taşraya çera Böyle hakları var biliyor musunuz? İşte bu noktada şu devreye giriyor. Tam da ben bunu soracaktım. Çok güzel bir yere getirdiğiniz sözü. Çok teşekkür ediyorum. Aslında Haremde yetişen kızlar çok şanslı. Padişahların, sultanların çocukları çok şanssız. Çünkü onlara sorulmuyor. Siz her zaman dersiniz evet, zaten. Tabii, tabii. Onlar devletler düzeyinde evlilikler yapıyorlar. Evet. Ve sonrasında sizden dinleyelim. Şimdi mesela az önce kuruluşun şifrelerini konuşurken Süleyman Paşa'dan bahsettik. Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa. Süleyman Paşa'nın kızı Candaroğulları'na gelin gitmiştir mesela. Ve bugün Sinop'ta yatmaktadır. Sinop Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde Hanım Sultan lakabıyla bir türbe vardı. Çok şık bir türbe. Böyle kesme taş harikası bir türbedir o. Hı -hı. Orada yatmaktadır. Ya da Fatih Sultan Mehmet'in iki tane halası. Fatih'in halası olunca kimin kız kardeşi oluyor? Sultan II. Murat'ın babasının. Kimin kızları oluyor? Çelebi Mehmet'in. Bursa Yeşil Türbe'de yatan. Aa, Burada. Harika geldi. ya. Lebdebe'den lebdebi. Vallahi çok başarılı ekip. Teşekkür ediyoruz. Her zaman öyleyiz. Evet. Bizim ekibimiz hep öyle. Lütfen. <laughs> Burası neresi biliyor musun? Burası da Sinop. Sinop'ta Seyit Bilal Hazretleri'nin türbesi vardır. Seyit Bilal Hazretleri yani hikayesine girmeyeyim çok uzun. Erken dönem gelmiş. <laughs> Arabistan kökenli, Arap akınları dönemine gelmiş bir zat. Onun türbesinin bahçesinde yatıyor. Bu türbenin içinde yatanlardan birkaç tane hanım yatıyor. Biri de Fatih'in halası 2. Murat'ın kız kardeşi. Çelebi Mehmet'in kızı. Yazık garibim Çelebi Mehmet o gün Anadolu'nun en güçlü beyliklerinden biri. Candaroğulları, İsfendiyaroğulları. Kavga zıttık olmasın diye iki tane kızını onlara gelin veriyor. İsfendiyar Bey'in iki oğluyla evlendiriyor. Ve onun kızını da kendi oğluna alıyor. Kendi oğlu ikinci Murat. Aldığı kız Hüma Hatun. Bu evlilikten doğan çocuk da Fatih Sultan Mehmet. Yani baktığınız zaman bir de hani televizyonlarda gazetelerde uyduruk uyduruk listeler yayınlıyorlar ya. ya. işte ee, geçen Habertürk'te İlber Hoca, çok teşekkür ederim kendisine Fatih Altay'ın programında o listeyi çıkardı cebinden, koydu ortaya ben de denk geldim, izledim o programı koydu, güle 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 dalga geçe 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 listeyi anlattı, tek tek böyle vallahi yüreğimizin yağı eridi, çok teşekkür ediyorum hem Fatih Bey hem de İlber Hoca'ya şimdi o liste nedir diye soran izleyicilerimiz olacaktır, bahsedelim o listenin üzerinden bir takım spekülasyonlar yapılıyor ve diyorlar ki Osmanlı padişahlarının bütün eşleri, bütün padişahların eşleri yabancıydı. Osmanlı Türkiye hiç değer vermezdi, Türk'ü sevmezdi. Türklük Osmanlı için hiç önemli değildi. Bu yüzden yabancılarla evlendiler. Evet, çok acı. Ve bize de şunu sormak düşüyor. Halifeyi temsil eden, şehzade doğuran valide sultanlar gerçekten kimdi? Bu iddialar ve bu spekülasyonlar neden var? Bu işin aslı nedir? Osmanlı ırkçı bir toplum değildi. Yani benim çocuğumun annesi ile Türk asıllı olacak olmayacak böyle takıntıları bir kere yoktu. Ama Osmanlı tarihine baktığımızda bir kere Fatih Sultan Mehmet'e kadar izdivaçların hemen hemen çoğu... Evet, Bu Hüma Hatun. Hüma Hatun. Bursa'dayız. Muradiye Külliyesi bir müjde daha verelim. Bursa Muradiye Külliyesi birkaç yıldır kitliydi. Ciddi bir restorasyondan geçmişti. Geçtiğimiz aylarda tamirat bitti, açıldı. Şu an rahat rahat, bu benim çektiğim eski bir fotoğraf. Şimdi artık rahat rahat gezilebiliyor ki restorasyondan sonra çok daha düzgün bir hale geldi. Yani Kuruluş Devri'nde Osmanlı Beyliği ve Devleti hep Anadolu Beylikleri'nden izdivaçlar yapmıştır. Mesela I. Murat ne yaptı? Kendi kızını Karamanoğlu Bey'i Alaaddin Ali Bey'e verdi, onunla evlendirdi. Ama ne yaptı? Gelmeyen oğullarından, oğlu Yıldırım'a da kız aldı, Devlet hatunu aldı. Hep bunlar var. Ama bir noktada Anadolu beylikleri bitiyor. Öyle Tabii. bir durum kalmıyor. Fatih ile beraber en son Karamanoğulları da bir iskan politikasıyla Balkanlara gönderilince artık bir izdivaç söz konusu olmuyor. Var. Ne var? Dulkadiroğulları beyliği hala duruyor. Ramazanoğulları duruyor. Yavuz Sultan Selim'in annesi Dulkadiroğlu Bey'i Alaaddin Devlet'in kızı Gülbahar Hatun. Kabride Trabzon'da şu an. Fakat azalıyor, kalmıyor. Bundan ötürü ne yapılıyor? Harem, kız okulundan yetiştirilenlerle izdivaçlar başlıyor. Yani şöyle bir şey yok. Hemen işte Polonya kralının kızını getirelim. Hemen onunla evlendirelim. Macar kralının kızını alalım. Böyle şeyler Ama yok. Ama biraz da hani dış ilişkilerle bağlantı Bir diplomasi yürütmek adına bunu da tercih ediyor Osmanlı. İkinci Murat'ın bu anlamda bir hanımı var mesela. Ama Fatih'in annesi değil. Ha, tabii Fatih'in annesi değil. evlilikler, yabancı kadınların alınması için söylüyorum ki... Zaten işte hareme geliyorlar. Çoğu da işte kaçırılmış annelerinden zorla e, koparılmış kızlar da değil. Handıklardan geliyorlar. Yine saraylardan geliyorlar. Mesela özellikle burada vurgulamak istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk eşi Mahidevran Gülbahar Hatun ile genç Osman'ın annesi. Birinci Ahmet'in ilk eşi. Mahfiruz Hatice Sultan. Ay unutmuyorsunuz siz ya. Unutmam dinledim yazdık üstüne İyi unutmayız de yani, artık inşallah. Böyle i̇ki konuşunca akılda Mahfiruz ismi kalmaz ki akılda iki konuşunca yani. Mahfiyor Hatice Sultan ve Mahide Evran ikisi de asilzadedir. ikisi İkisi de köle kadın hukukuyla değil, özgür kadın hukukuyla evlenilmiştir. Kafkas hanedan kızlarıdır ikisi de. Ha, şimdi başka soru soracaktım ama bana soru sor bana Cansu dediniz. <laughs> ne dediniz? Köle kadın hukukuyla Eyvah. evlenilmedi. Ne oluyor bu? Nasıl bir fark var burada? Bir de şu çok merak ediliyor burada. Bunu da konuştuk. Bunu da sizden dinleyelim. Nedir o? Bu cariyelerin hepsiyle haremdeki evleniyor mu padişah? Hangileriyle evleniyor? Böyle hepsinin nikahı yok bildiğim kadarıyla. Şimdi kölelik diye bir sistem var. Yeryüzü kurulduğundan beri olmuş. İslamiyet köleliği direkt kaldırmamış ama çünkü direkt kaldıramıyorsunuz. Köle doğmuşsun, hep güdülmüşsün. Hadi özgürsün dediğin anda bu insan sürünecek ve nitekim sahibine tekrar geri dönecek. Amerika'da bunu yaptılar. O dönemde işte Abraham Lincoln köleliği kaldırdık dediklerinde o köle izavralar çocukluğumuzda çok izledik kuntakinteler. Bunlar bağımsız oldular ve hepsi birkaç ay içinde sahiplerine tekrar geri döndüler. Biz bu çiftlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz ve onlara göre bir hukuk ortaya konuldu. Ondan sonra sistem böyleydi. İslamiyette Ahmet Cevdet Paşa o meşhur hukuk kitabında öyle diyor. Köle almak İslamiyette köle olmaktır diyor. Çok ciddi hukukları var bunları gözetmek falan öyle çok kolay kolay şeyler değil. Gelelim ikincisine. Köle kadın cariye hukukuyla sarıya alınmış olan bu genç kızlar. Bunlardan biriyle padişah evleniyor. Padişah kendi şehzadeyken evleniyor. Anne baba o e, haremde duhterandaki en beğendikleri kızla oğullarını evlendiriyorlar. Şimdi insanın nefsi var. Nefis çok yani geniş her şeyi isteyebilir. İslamiyet buna da bir sınır koymuş. Mesela özgür kadın nikahı, köle kadın nikahı. Yani lütfen Birbirinin üzerine evlenemiyorlar evet, değil mi? Lütfen izleyenlerimiz 2016'dan olaya bakmasınlar. Bundan yüzyıllar evvel bir savaş oluyordu. Bir günde 10 bin, 20 bin, 50 bin erkek ölüyordu. Bir günde. Bir günde 20 bin, 50 bin kadın dul kalıyordu. Bugün kadınlar hem çalışıp hem okuyabiliyor, hem çocuk bakabiliyor, yetiştirebiliyor. O gün böyle bir durum yok. Yani kadının sokağa çıkıp çalışması, kendi rızkını karşılaması. Bunlar çok zor şeyler. Mümkün değil. Ve böyle bir durumda bir günde 21 kadın dur kaldı. Ne olacak? Bundan ötürü zaruri durumlarda, lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani Kur'an-ı Kerim'sin için tektir hayırlı olan, tek izdivaç diyor. Ama zaruri durumlar için bir takım e, nüanslar söz konusu. Fakat adam ben bir tane özgür aldım, bir tane köle aldım, bir tane özgür aldım. Bunu diyemez. İslam hukuku buna engel oluyor. Özgür bir kadınla evlenen. Arkasından köle bir kadınla evlenemez, köle bir kadınla evlenen yani köle hukukundan bir kadınla arkasından özgür bir kadına nikah yapamaz. Set çekiliyor. İşte bundan dolayı böyle bir hüküm söz konusudur. Pekala çok mühim bir yere değindiniz. Buradan devam edeceğiz ama yeni bir konuya geçmek istemiyorum. Zira bölmemek için çok kısa bir araya gideceğiz. Çok çok kısa şifreler çözülüyor etiketiyle sorularınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz. Osmanlı'nın şifrelerini konuşuyoruz. Evet, öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından sanat tarihçisi Talha Uğurler'le birlikteyiz. Osmanlı'nın şifrelerini konuşuyoruz. Şifreler çözülüyor etiketiyle. Sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Keyifli sohbetimize dahil olmanızı da bekliyoruz. Ben aslında bir taraftan gözle gezdiriyorum attığınız tweetlere. Çok güzel yorumlar var. Destekleriniz harika. Bütün öteki gündem izleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Zaten sizin verdiğiniz destek motivasyon, sizin bizlerin arkasında bu şekilde güçlü duruşunuz bize bu kadar başarılı işler yaptırıyor. Çok çok teşekkür ediyorum gönülden. Ee, neredeyse neredeyiz? Haremin şifrelerindeyiz. Araya gittik. Şifreler çözülüyor etiketiyle soruları bekliyoruz dedik. Kitap hediye edeceğiz. Onu da söyledik. 40 adet kitap, 10 adet Instagram'dan, 30 adet Twitter'dan. Şimdi harem için gerekliydi bunları konuştuk. Anadolu beylikleriyle Kız alıp verme vardı. Daha sonra yabancı valideler oldu şehzade anneleri. Çünkü devletler bazında dış ilişkiler bazında da bu tarz yaklaşımlar oldu dedik. Bir de şu... Ama şöyle bir şey var. Hı. Yani yabancı valideler oldu ama akıllara hemen şu geliyor. İşte bizim akıncılar gidiyorlar. Akıncıların başka Hı. işi yok zaten. Evet. Balkanlarda Rusya topraklarında gezip orada hemen iki tane güzel kızı bulup getirip sultanın tam sizin oğlana göre diye hareme koyuyorlar. Böyle bir şey yok. Yani 17'sinde 20'sinde bir kızı getirip siz o kızı doğrultamazsınız, değiştiremezsiniz, kendinize mal edemezsiniz. Yani yaşları çok küçük geliyorlar ve muhteşem bir eğitim alıp toplumun en güzel Türkçesini onlar konuşuyorlar. Ondan dolayı hareme çok küçük yaşta alınıyorlar. Yani böyle çok yetişkin vaziyette getirilmiş, geçmiş unutturulmuş ya da zorla. Çünkü bizim dizilerde hareme bir kız konulduğum ilk yaptığı iş kapatıldı odadaki bütün kapıları, pencereleri kırmak oluyor yani. Yani böyle bir şey yok yani kesinlikle. Pekala buna şu yönden de bir ihtiyaç doğmuş mudur? Baktığınız zaman sizin önceki programlarımızda da anlattığınız bir takım şeyler vardı. Hatta bu da ihtiyaç doğuran sebeplerden bir tanesidir demiştiniz siz. Dışarıdan kız alındığı vakit yani terbiyesini, görgüsünü, ağzını e, ağzının sıkılığını belki tahayyül edemeyebiliyorlar. Ve böylece devlet sırları taşınabiliyor. Harem için en önemli düstur, unsur sır saklamaktır. Bunu Haremle alakalı çok az hatırat var. Zaten çok az olmasının sebebi anlatmıyorlar. Safiye Yunuvar'dan az önce bahsettik ya. Safiye var diyor ki 90 yaşlarında bu kadın. Ve cumhuriyet kurulmuş bir 20 30 sene geçmiş. Diyor ki ben yaşlı kadına bu saatten sonra hatıralarını yazdırıyorsun Size yazıklar olsun diyor ve hatıralarını yazıyor. Ki o da çok kısa bir şey yazmıştır hatıralarına. Ve orada kendisi de vurguluyor bize hareme alınan bir kıza ilk öğretilen şey sır saklamak. Mesela Anadolu'da bir sürü hanım sultan camisi vardır. İşte hanım sultan eseri, valide sultan. Neden? Çünkü isimlerini direkt söylemek ayıptır. Yani böyle bir şeyin olduğunu bilmediğimiz zaman Aa bunlar kadına kıymet vermiyor, ikinci plana atıyor diye hemen aklımıza geliyor. E bugün de öyle iki adam karşılaştığı zaman biri öbürüne senin hanımının adına diye soramaz ya. Adam rahatsız olur sana ne benim eşimin adından diyebilir. Yani o anlamda Hanımların isimleri net konulmuyor. Size çok orijinal bir daha söyleyeyim mi? Tabii. Birkaç gün evvel Kayseri'deyim demiştim. Doğa Hatun'un küliyesindeyiz. Kayseri'de köşk medrese. Medresenin okulun tam ortasında kümbeti var. Kocasıyla yatıyor. Kripte'de yanımda yetkililer var. Hatta Kayseri e, Selçuklu Müzesi'nin ondan sonra müdür falan da var. Dedim ki kriptaya ben biraz mezarcıyımdır biliyorsun. Ölüleri falan kabirleri merak ederim. Kripta yatıyor. Kripte hiç girildi mi? Acaba cenazeleri ne durumdaydım? Orada hiç kimse bilmiyorlar. Dediler ki Kayseri'yi en iyi bilen çok yaşlı bir tarihçimiz var bizim. Ondan sonra onu arayalım dediler. Aradık ki ben de kendisini çok severim. Mehmet Hocam. Ee, telefonu aldım. Selamı sabah. Hocam dedim kriptasına siz girmişsinizdir. Siz çünkü Kayseri halkında her türlü yeri bilirsiniz. Hayır ben de girmedim dedi. Nasıl olur hocam dedik. Nedir biliyor musunuz? Orada bir hanım yatıyor Doğa Hatun. Hanımların yattığı kriptaların kapıları mühürlenir. Yarın kazara oldu o şehri birileri işgal etti. Düşman bilmem ne destursuz bir kadının mezarına bile giremezsiniz. O kadar mahremdir ve kadın kıymetlidir. Kapısı mühürlü. Hatta Alaaddin Keykubat'ın hanımı vardır. Mahberi Hunat. Kayseriler ona Hunat Külliyesi der. Mahberi Hatun'un e, kümbeti de mühürlüdür dedi. Oraya da giriş yok dedi. Hiçbirimiz girmedik. Allah var çok da sevindim. Giriş olsaydı biz kesin mahvetmiştik oraları. Alaaddin Keykubat'ın kümbeti gibi ve oralar sapasağlam duruyor şu an. Harika. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Biraz önce girizgah yaparken haremin şifrelerine şunu söyledim. Duvarlarda aşk şiirleri. Bunlar böyle değil. Bir takım ayetlerin nakşedildiğini görüyoruz. Kaside-i Bürde var. Belirli ithamlarda bulunan yerlerden, mekanlardan bir tanesi de hünkar sofrası. Topkapı Sarayı'nın duvarlarında neler yazıyor? Gerçekten aşk şiirleri mi var? Mesela az önce biz o hava fotoğrafına bakarken... ...3. Murat'ın has odasını gördük mesela. Evet. 3. Murat. Girdiğiniz zaman 3. Murat'ın has odasına... ...duvarda, hatta ben böyle grupla girerim... ...herkes öyle böyle Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor. Kocaman böyle ayet kuşakları gidiyor. Derim şuradan bir başlayayım bakalım ne? Çekeleyerek okumaya başladı. İşte Allahüla ilahe illa ah ayter kürsi yazıyor. Tak bunu hmm. söylerler. Mesela şu an ekrana gelen bu da neresi? Hasoda. Bu ilk Hasoda. Yani Fatih, ikinci Bayezid, Yavuz, Kanuni hepsi burada kaldılar. Şu duvarda gördüklerimizde kasideyi kasideyi Bürde. Yani hırka kasidesi, hırka şiiri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yanına gelen o meşhur şair Keab bin Süheyr. Peygamberimizin aleyhinde şiirler yazarken o gün huzura gelmiş, kılık değiştirerek gelmiş ve bu şiiri kalkıp okuyor. Peygamberimiz de ayağa kalkıyor tabi Müslüman oluyor şiiri okuyor. Hırkasını çıkarıp omzuna koyuyor. İşte o kaside bir de bu. Bu aynı kaside bir de kara ağlar taşlarının duvarlarında da yazıyor boydan boya. Hani hep derler ya, işte şiir yazmışlar şu bu. Ya böyle bir şey yok bakın gördünüz mü? Burası kara ağlar taşlı ve kara ağlar taşlığında şu boydan boya gördüğünüz bütün kuşaklar kaside bir de kuşaklarıdır. Yani bize hep öyle anlattılar. İşte sarayın duvarlarında aa bu da 3. Murat'ın hasodası. Hani az önce ilk sorduğunuzda söze girdiğim örnek evet. buydu. 3. Murat şimdi dedesi, dedesinin babası, onun babası hepsi az önceki has odada kalmış. 3. Murat diyor ki ya bana yeni bir hasoda yapalım diyor ve mimar Sinan yapıyor bunu. Ve odanın bütün duvarları bu. Hiç unutmam. Fransızlar bizim ülkemizde bir film çekmişti. Gözde diye bir film. O Gözde evet. filminde çok özür dilerim izleyenlerimizden de burada şu gördüğünüz yerde böyle çok çirkin, gayri ahlaki sahneler çekildi ve o çirkin harem sahneleri ve o sahnelerde o insan figürlerinin aralarından bu ayetler gözüküyordu. Bizi yıllarca birileri bunları aş şiiri diye anlattılar. Ya şimdi ben kendimden düşünüyorum. Benim annem babamla nişanlıyken annem biraz böyle edebiyata çok yatkın, sanatkar bir kadındır. Babama metrelerce uzunluğunda mektup yazmış biliyorum onu okutmuyor size. Yaşım 40. Hala biz o mektubu görmedik. Hatta geçenlerde ablamla sıkıştırdık. Ya anne şu mektubu göster artık dedik. Aa dedi yaşınız daha çok küçük dedi gösteremem dedi. Düşünebiliyor musunuz yani? Muhtemelen biz bu mektubu bir daha hiç göremeyeceğiz yani. İnsan kendi özelini gösterir mi? Göstermez. Olmuyor işte. Çocuğundan saklıyor. Böyle bir durum. Göstermiyor. Şimdi biraz önce dediniz ya. Akalar, kara ağlar koğuşu. Hatta oradaydık. Çok önemli. Hasa'lar, Kara Ağlar, Aka'lar, devlet statüsündeki yerleri de çok önemli. Çok evet. da yükseliyorlar. Padişah'tan sonra geldikleri durumlar da oluyor. Sünnet çocuklarının yürütüldüğü minyatür vardı değil mi var, bizde? Var var. Üçüncü Ahmet'in çocuklarının sünnet merasimi. Neredeydi? Ondan sonra. O çok güzel bir hemen minyatürdür. Valla siz kitap benden iyi biliyorsunuz ya. A, geldi. Heh, bir heh, öncekiydi. Heh, gördünüz mü? Ekip en öndeler var. değil mi? Orada da şehzadeler Kimlerin var. hepsi ortadakiler. Ortadakiler, Üçüncü Ahmet'in çocukları, o şehzadeleri kollarından girip götürenlerin hepsi Ak Ağa. En önde yürüyen kral Kara Ağa. Yani şu Kara Ağa'nın üzerindeki kürke bakın yani. Şu kürkü kim giyebilir? Bu minyatür, Levni'nin minyatürü. Levni'nin surnamesinden aldığımız bir minyatür. Yani 1700... 20'li yıllara ait bir minyatür bu. Lale devri 1700 Ben hala bulamadınız. Az önce çok hızlı geçerken edermişim. geldiniz. Ha. Az önce ben geride çevirirken gördüm. Az geride geldi ha. o. Yani, tamam. müthiş ha. Tamam, yani müthiş bir manzara. Şu Karaağanın heybetini düşünün bakın yani. Müthiş bir manzara. Yani Karaağlar çok... sarayda anlıyoruz ki oldukça önemli bir yere sahip. Hı hı. Neler yapıyorlar? Şimdi bakın. Bir kere öncelikle şunu konuşmak lazım iki türlü öğrencimiz var. Bir kız öğrenciler, bir erkek öğrenciler. Kız öğrencilerin bulunduğu haremin kapısında kara ağlar bekliyor. Erkek öğrencilerin e, bulunduğu enderunun kapısında ak ağlar bekliyor. Bu bile çok enteresan bir durum aslında. E, neden böyle bir durum söz konusu? Çünkü çok e, farklı bir yaklaşımınız var burada, bakış açınız. Öyle ama yani şimdi erkek öğrencilerle onlar devamlı muhataplar, ak ağlar. Sen şimdi ak ağ dediğimiz genç yakışıklı bir oğlanı koy orada kızların kapısına. Olmaz. O kızlar çünkü giriyor çıkıyor. Şimdi mesela kızlar belki tesettürlü kapıdakiler onları görmüyor. Ama kızlar onları görüyor. Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresi'nin ayetleri 30 ve 31. Yani ne diyor? Gözlerinizi sakının diyor. Yani erkek için de bunu söylüyor, bayan için de bunu söylüyor. Mesela ben Kredi Yurtlar Kurumu'na konferanslara gidiyorum sene başından beri. Kız yurtları, erkek yurtları. Şimdi kredi yurtlarının bir kız yurdunu düşün. Yıl 2016 bu kız yurdunda tamamen hanımlara ait bir hiyerarşinin içerisinde onların odalarının koridorlarının içine rahat rahat gezen gençler erkekler olabilir mi? Elbette olamaz. Mümkün değil. Ya ben konferansa gidiyorum. Konferansa bile gittiğimde onların yurtlarını ben görmüyorum bile yani. Konferans sonuna gidiyorum. Kızla erkekle geliyorlar, izliyorlar ve gidiyorlar. Böyle bir sistem söz konusu. 2016'da biz bu hassasiyeti güdüyorsak 500 sene evvel tabii ki güdeceklerdi. Fakat bu kara ağlar şey gibi de değil yalnız. Bu dizilerdeki gibi değil. Yani gerçi dizide zenci bulamamışlar yazık. Hep beyaz kula, o beşirler, sümbüller, gül ağlar falan var ya. Onların hepsi zenci aslında. Bir de bu arada şunu da ifade edeyim. Birkaç gün evvel Facebook'ta ben bu Aksaray'daki e, fotoğrafı paylaşınca bazıları ya yani zenci deyince saygısızlık yaptınız falan diye. Lütfen. Zenci, Zancı, Zanzi, Zanzibar. Afrika'da bir bölgeden gelen bir isimdir. Yani oralı demek. Oralı buralı anlamında söylenen. Yani bu anlamda hani siyahi deyin falan diyenler olmuş. Evet. Hani zenci demenin Siyahi aslında, kullanıyoruz aslında, aslında genel olarak ama. Bir e, hakaret küçük görme gibi kesinlikle bir anlamı yok niye? Bir kere Osmanlı'nın son dönemine kadar onların adı zenci ya da kara ağlar. Yani zenci deniliyor kendileri birbirlerine böyle diyorlar. Hakaret falan yok onlar da bunu biliyorlar ve bundan rahatsız değiller. Şimdi dediniz, dedik ya biraz önce önemli rütbelere geldiler. Sizin orada eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bitirdiniz mi? Hani böyle değillerdi, siyahilerdi dediniz. Bitti. Orada anlatacaklarınız değil mi? Yani karalar meselesi çok derin bir mevzu. Kararlar devam evet, ediyoruz. Evet devam ediyorum. ediyorum. Burada şey devlette yükselmeleri çok mühim. Mesela Mekke ve Medine. Yani kıblemiz ve hasretimiz aslında evet, Osmanlı kesinlikle. çok ihtimam gösteriyor ve oraların yönetimine de kara ağları. Evet getiriyor. getiriyor. Kitaba koyduk. Mısır'dan fotoğraf koyduk. İstanbul'dan, başka memleketlerden, Mekke Medine'den fotoğraflar koyduk. Şimdi mesela bir kara Ağa, mesela örnek verelim Beşir Ağa. Eyüp Sultan'ın dibinde yatıyor. Eyüp Sultan Hazretleri'nin dibinde. 20'ye yakın. Evet kara Ağa. Ya bugün biz yalvarsak mümkün değil. Kimse bize Eyüp Sultan'ın dibinde değil. Eyüp mezarında yer yok zaten yatırmıyorlar. Dibinde yatanlar var. Beşir Ağa onlardan bir tanesi. Mesela bakın bu fotoğrafı ben Kahire'de bizzat kendim çektim. Kahire'de Porsayit Caddesi üzerine bulunan meşhur Ali Ağa'nın. Mesela şu gördüğümüz Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin hemen yanında yatan Beşir Ağa'nın. Sol tarafın. Yani aha. şu pencerede onun, soldaki pencerede onun. Birisi şadırvan avluya bakıyor, biri de iç avluya, o çınar ağacının olduğu yere bakıyor. Aslında bu yapı bir sebil. Beşir Ağa, sebilin içinde yatıyor. Hayatı çok orijinaldir. Beşir Ağa'nın, o Osman'ın kalbini bekleyenlerde ben Beşir Ağa'yı uzun uzun anlatmıştım. Yani bakın bu da bir başkası mesela bir kara olduğunu başındaki serpuştan biliyoruz. Bu da Eyüp'te Mirşah Sultan Haziresi'nin bahçesinde yatan bir başka kara ağamızdır. Şimdi e, haremde yetişiyorlar, şekilleniyorlar, vazifelerini yapıyorlar. Bir süre sonra haremden bunlar da çera ediliyorlar. Genelde Mısır'a ya da Mekke ve Medine'ye şeyhül harameyn oluyorlar. Bir şeyin sonuna eyn takısı geliyorsa iki anlamı verir. Minareteyn, iki minare, kıbleteyn, iki kıble. Bu harameyn. iki tane harem var. Bir Mekke bir Medine. Yani Mekke ve Medine'nin valiliğini yapan bir karaa bir zenci vali düşününüz. Ama 300 sene evvel düşününüz. 2015 2016 değil. Ve bunu yapıyorlar. Hatta o dönemde oralarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın türbesinin o küçücük bir kapısı vardır. O muvaciye-i şerif dediğimiz altın şebeke, kayıtmayın yaptığı şebekenin önünde o kapının anahtarı bir tek o zenci Karaan'ın belinde. İstediği zaman girip çıkabilen bir o var. Bütün ak ağlar ona hayran. Hatta nasıl bir şeref ya? Aralarında rekabet yok ama. Rekabet yok, hayranlık var. Keşke ben de dünyaya zenci de olsaydım diyen ak ağa var ya. Hatıratından geliyor elimize. Mesela Gediz'de bir ak ağanın camisi vardır. Kütahya Gediz. Gediz'de o Gediz depremi öncesi eski Gediz'de hala durur. Meşhur. Bir arkadaşı Gedizli'ymiş. Kendisi sarayda Ak sırf arkadaşına hürmeten onu çok sevdiğinden Gediz'e cami yaptırmış. Ama nasıl cami kocaman hala duruyor sapasağlam ayakta. Şimdi ağlarının Ağalarının e, ilişkilerini de konuşmak isterim. İlk önce padişahlarla ilişkileri. Çok iyi olduğunu biliyoruz. Ama bu iyilikten ötürü Osmanlı Sarayı çok zengin, çok ihtişamlı bir saray. E, biraz da kaynıyor dönem dönem. Görevlerini kötü kullanabiliyorlar. Şöyle söyleyelim. Saray bir zenginlik, bir devde ve bir yönetim ortamı. Bir yerde hırslar, hevesler, nefisler bunlar varsa devreye girer. Herkes için değil ama ham ruhlar için bunlar söz konusudur. Bir padişahta da, da bu olur, şehzade de olur, kara ak adı da olur. Ve e şimdi bir kara az önce gördüğünüz en önde o yürüyor. En önde yürüyen bu adamı avucuna almayı, etkilemeyi, ona yakın olmayı herkes isteyecektir. Başta valide sultanlar. Heh, şimdi tamam başta valide sultanlar deyip bana pas attınız ben onu anladım. Görüyoruz ki valide sultanlarla bir arada hareket eden ağlar olduğu gibi onları karşısına alanlar da olmuş Kösem Sultan ve gelininde bu örneği görmek mümkün. Ama mesela Kösem Sultan ve gelininde öyle bir duruşları var. Darussade ağalarının ben hayranım. Neden? Şimdi mesela orada Kösem Sultan artık babaanne. Yani kendisi aynen... Safiye Sultan babaanne 1. Ahmet tahta geçmesi gibi Kösem Sultan'ın oğlu 4. Murat tahta değil. Diğer oğlu 1. İbrahim artık tahta değil. 1. İbrahim'in oğlu 4. Mehmet artık tahta. Kösem Sultan babanne, teamüllere göre artık onun eski saraya gitmesi lazım. Ama o ana valide olarak orada durmaya devam ediyor. Ha benim bu anlattıklarımla kimse Kösem Sultan'ı öyle çok kötü bir kadın sanmasın. Hüseyin Sultan'ın övülecek, alkışlanacak çok yönleri de vardır. Hatta, Şehit Sultan denmiştir bu yönlerinden dolayı tabii. değil mi? Yani onun o yaptırdığı imaretlerle binlerce insanı doyurması ayrı. 4. Murat, 1. İbrahim'le alakalı bir katil düşündüğünde buna engel olup da izin vermemesiyle Osmanlı soyunun devamını sağlaması yönü de ayrıdır. Özel bir. Ama işte bir yerde insan uzun kalınca kokuşuyor Cansu Hanım. Gerçekten şöyle bir şey olabiliyor. Nefis ben hep söylerim. Eee bir şey ya. Biz de hayatımızda karşılaşıyoruz böyle hırs, hırs 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 o tarz insanlarla. Allah enaniyetten ve hırsızlıktan korusun. Kösem de biraz da bu var galiba. Yani son döneminde bunu iktidar, görüyoruz. İktidar benim benim ben 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 Ç çekilmiyor siyasetin merkezinden ya ama, çekilmiyor. Ya ama bir çevremize bakalım. Bugün ufacık bir memuriyet koltuğu için millet birbirine ayağını kaydırırken ya da işte sahne sanatları. Ya o insanlar sahnelerden kopamıyor. Alkış mesela insanın gıdası. Bakın burası 1. Ahmet'in türbesi. Sultanahmet Camii'nin hemen e, hipodroma, Sultanahmet Meydanı'na bakan tarafı. Şu ortadaki kocaman sandukada 1. Ahmet yatıyor. Hemen şu en sol baştaki sandukanın altında 4. Murat yatıyor. Bu tarafa geldiğimiz zaman Burada şu gördüğümüz büyük kabir bakın zincirin hemen kenara Genç Osman yatıyor. Genç Osman. Ve şurada bakın ufacık bir çocuk poz vermiş. O evet. çocuğun hemen yanında Genç Osman'ın az ilerisinde bu arada da Kösem Sultan yatıyor. Orada tabii Kösem Sultan torunu döneminde yönetime müdahale etmeyi düşünüyor. Ve hatta torunuyla alakalı farklı planları var. Hatice Turhan Sultan da direkt rahatsız. Kösem Sultan'ın Evet direkt sandukası. hemen önümüzdeki en yakın sanduka Kösem Sultan'ın kabridir ve tabii müdahale etmeye dördüncü Mehmet'i tahttan indirmeyi düşünüyor. Hatice Turhan Sultan çok zeki bir kadındır. Çok dirayet. Ben Hatice Turhan Sultan'ı çok severim. Ya bir gün onun dizisini yapsınlar artık ya. ya artık böyle yani lütfen ben bir dizi istiyorum normal ölsün insanlar. Artık zehirle ölmesin ya. Herkes zehirlenerek ölüyor. Ben birkaç hafta evvel baktım Lele Mehmet Paşa zehirlenerek öldürüldü. Ya yok böyle bir şey. Osman kalbini bekleyenler ben Estergon. uzun uzun çalıştım. Evet Estergon, bakın. Hemen atıldı. Orayı fethedecekti ben de dedim. Estergon'u fethetti, geriye döndü, İran'ı üzerine gönderdi Birinci Ahmet. Yazık adamcağız yaşlıydı. Üsküdar'a çadır kuruldu. Yani memleketinden, evinden, hanımından yıllarca uzak kalmış. Geliyor. Evinde değil, Üsküdar'da çadırda yaşıyor. Mecbursun çünkü. Ordu Üsküdar'da bekliyor. Emir Hümayun gelince yola çıkacak. Çadırda yazık adamcağız eceliyle ölüyor. O yok. Bizde herkes zehirli ölecek. Bir de şöyle bir durum var. Yani Osmanlı döneminde tabii ki olmuştur ama e, tenzili rütbe durumunda yani görevden alıp başka bir göreve alt bir görev olsa bile. Feridun Paşa'da mı görmüştük biz evet. bunun örneğini? Paşalar tamam o zaman padişaha isyan edeceğim, onu yapacağım demiyor. Demedi. Sabrediyor, sebat ediyor. Daha üst bir mevkiye gelebiliyor. Serez'e sürüldü. Gönderildi. Serez neresi? Bugün Bulgaristan'da avuç kadar bir kasaba. Kendisi Sokul Mehmet Paşa'nın sır katibiydi. Ya yani bir başbakanın en yakındaki adamsın. Sonra bir anda seni yani ücra bir ilçeye gönderi veriyorlar. Orada da Sokulu Mehmet Paşa güçsüzleştirmek esas. Evet, üçüncü Murat'ın böyle bir planı var. Fakat Serezli ağzını bile açmıyor. Edebiyle duruyor. Emir böyleyse başımın üstüne diyor. Daha sonra oradan getiriliyor. Padişahın kızıyla evlendiriliyor. Damat oluyor. Evet. Bir de daha üstün bir mevkiye. Evet. Bu aslında e, yönetim şifrelerinde konuşacağımız bir şeydi. Burada böyle hafif bir giriş yapmış olduk. Yönetim şifrelerinde geleceğiz Osmanlı'nın. E, bitirdiniz değil mi siz anlatmak istediklerinizi? Ben tabii, böyle tabii, yersiz tabii, tabii, tabii. girmedim İstanbul. oraya. Haddimi aşmak istemem çünkü ağları konuştuk. Ben haremin şifrelerini bitireceğim. Ama en çok merak edilen konulardan bir tanesi daha bu hadım edilme meselesi. Hı -hı. Biz baktığımız zaman şunu görüyoruz. Osmanlı'da hadım edilme işleme asla uygulanmamış. Hatta padişahlar, devlet erkanı, büyükler hep demiş ki... ...acaba biz hadım eden kişileri alarak bu durumu biraz da teşvik mi ediyoruz... ...ya da sürmesini mi evet. sağlıyoruz deyip vicdan yaptıkları da olmuş. Buyurun Tayyip. Zembilli abi. Ali Cemali Efendi mesela e, toplantıda böyle bir da bulunuyor. Diyor ki e, biz bu tarz insanları da istihdam ederek sarayda... Böyle bir yolun önünü açmış olmuyor muyuz diye tartışmaya açıyor bu mevzuyu. Kölelik var ama dediğimiz gibi kölelik var, kölelik var. Köle olmak var, köle almak var. Ee, Afrika üzerinden getirilen insanlarda tacirler, küçük çocuklara bu ameliyi uygulamışlar, uyguluyorlar. Ee, Osmanlı bu köle tacirlerinden Osmanlı coğrafyasına giren böyle çocuklar da var. Yani geliyorlar, aralarında böyle durumda olanlar da var. Bunlar alınıyor, özellikle harem kapısı istihdam ediliyor. 2016 kafasıyla bakmamak lazım. Ve e, o durumda olan bu insanlara sarayda ayrı bir hürmet gösteriliyor. Şimdi ben az önce dedim ya Beşir Ağa gibi bir sürü kara Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın türbesinin kapı anahtarını taşıyor. Neden? Çünkü onlar bir noktada mahrum insanlar. O mahrumiyetleri sanki tasavvufta kendini dünyaya kapatmış insanlar gibi algılanıyor ve onlar üstün görülüyor. Onun için ...normal birçok insana verilmeyen vasıflar, üstünlükler, haklar onlara veriliyor... ...ve onlar diğer insanlar tarafından imrenilecek bir makama getirilmiş oluyor. Gerçekten çok güzel ve zaten bu hem o makama getirilmesi... ...hem de dedik ya biraz önce ayaktayken haremi böyle bir sanatör yaparken söylemiştim... ...ırkçılık olmamasının en büyük göstergeleri şu an öyle bir durum yok. Bu kadar böyle üstün yere koymak yer işte, yani bir siyahi ABD başkanı seçildi. Dünya yerinden oynadı. Çok büyük bir şeydi şu an içinde yaşadığımız yüzyıl içerisinde. Ve hem dünyada hem de ahirette de ayrılmamışlar. Kabirlerini de kendi kabirlerinin yanı başına koymuşlar. Karı ağaların bu gerçekten çok mühim bir durum. Bir de hani dediniz de bunlar tasavvufi yönleri var. Heh, ama bunu sormadan şunu sorayım. Bu çok mühim. Birkaç mesele cereyan etmiş bununla ilgili. Daha sonra... E, bazı uzuvların tekrar gelişmesi akabinde görüyoruz. O bir görüyoruz. yerde oluyor. İkinci bir kaynakta geçiyor. bir arızası var. Ee, böyle bir durum, Şimdi normalde bir insanın bu kadar özenine, birilerinin vakıf olma ihtimali yok. Fakat, Ama uzaklaştırılanlar olmuş. Evet. Mi? Yahut belki hadım diye oluyor. kandırıldı. Bir kere oluyor. Olamaz bu, mı? Olabilir, her şey olabilir. Bir kere böyle bir durum söz konusu. O da çok geç bir dönem. Ta 2. Mahmut dönemi gibi. Hı. Ve o dönemde padişahın bu ananı bir fermanı var. Ama nasıl bir ferman? Yani maaşları verilsin, paraları, hakları, şunları, bunları, evleri, barkları alınsın. Ve o şekilde saraydan çera edilsinler diye. Böyle hani sürelim, kovalım, atalım değil yani. Olabilir. Onların da arzusu, iradesi dışında yani haremde, e, hareme ehil olmaktan çıkıyorlar o kapıda duramayacak bir konuma geliyorlar. Bunun üzerine ondan saray dışında vazifelendiriliyor. Pekala şimdi Ayper sana bir soru sormam gerekiyor. Reklamımız var mı? Bölmek istemiyorum. Başka bir bölüme geçeceğim derken kulağıma hayır cevabı geldi. Çok şifreleri güzel. çözmeye devam ediyoruz efendim. en çok beklediği cevap oldu. Evet şifreler e, çözmeye devam ediyor. Osmanlı'nın şifrelerini çözüyor. Şimdi ben düşünüyorum. Kıyafetin şifrelerimi, saate bakıyorum bir taraftan, tevazunun şifrelerimi Tevazuyla mı devam etsek? İki saat mi geçti? Evet. Aa, inanmıyorum. Biz sanki. daha iki bölüm bitirebildik. Hatta o bölümlerden atlaya atlaya gittik. Yarılarını evet, sordum. Biz bu kuruluşun şifrelerinin daha yarısını konuşmadık mesela. Tamam. Çok e, kıyafet kıyafet deniliyormuş. Rejiden <laughs> bakalım patron Hülya olduğu için Hülya kıyafetle <laughs> devam et dedi. Kıyafetle tamam. devam ediyoruz. Şimdi şifreler çözülüyor. Etiketiyle de sorularınızı bekliyoruz. Kitapta hediye edeceğiz. Şu kara ağları konuşmuşken kara ağların mihrabı var. Kara ağalar, Mescidi ve Mihrabı. Onu bir gösterelim. Ben orada bir şey söylemek istiyorum. Bir de onların istiyorum. kendi aralarında hasbiyal edişleriyle ilgili bir minyatür o daha var. O geldi vardı. az önce. O geldi değil o mi? O geldi. O şey. Kara ağların Mescidi ve Mihrabı. O çok Hemen güzel. Hemen ayarlıyor. Onun için göstermelerini arzu ediyorum. Arkadaşların 79. sayfada şeyden. Ben o mihraba hayran oldum. Tuttum. Evet geldi. Bakın bu. Ne yaptım biliyor musunuz? Yani öyle huylarım vardır. Bu güzelliklerin ee, insanların evlerine ortadan taşınmasını arzu ediyorum. Bunun fotoğrafını çektim. Şu ortadaki bu şimdi Mescid-i Haram minyatürü görüyorsunuz. Ve bu Çin'e işlenmiş kubbeler, ikinci Selim'in yaptırdığı revaklar, özür dilerim kubbeler, Abban Selim Mehdi'nin revakları, ortada Kabe'yi görüyoruz. Bunun fotoğrafını aldım. Birebir aynı boyutuyla İznik'te çok kıymet verdiğim bir Çin'i ustamız var, İbrahim abi. Aynısından yaptı. Şu an evimde duruyor. Yani e, seyircilerimiz bunlardan yaptırsınlar. Yani birebir aynısı. Bunlar çok orijinal, çok muhteşem detaylar. Onu da inşallah sizin çalışma odanızı biliyorum kitaplarla dolu. Ya Gül bir gün bir programı yapalım. E, sizin evde yayın yapacağız da bir gün yani çalışma ofisinizde hep yapalım. birlikte. Kubat Abat geldi. Kubat Abad'ın aynısından yaptırdım. Koca bir çerçeve geldi. Şu an çalışma masamda tam sırtımın arkasında duruyor böyle. Yani o Alaaddin Keykubat'ın şehir gölünün kenarındaki sarayının e, hamam çinileri birebir aynısından Selçuklu mitolojisinin en muhteşem örneklerini görüyorsunuz orada mesela. Bir de şey yaptırdım en son Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Camisi 1766 depreminde yıkılmıştı. Yıkıldan bu camiden geriye kalan iki tane çini pano var orijinal. Onlar Fatih Camii'nin son cemaat yeri pencere alındıkları birebir aynısını yaptırdım o da duruyor. Yani e bunlar tabii bir 15. yüzyıl, bir 16. yüzyıl, bir 17. yüzyıl falan böyle gidiyor. Konu Çin olsa bir gireriz buraya Allah bunların renk tonlarından, desenlerinden. Aslında bir gün bir tezgah Film kurup burada Çinleri konuşalım bir gün. Gerçekten çok harika olur. Kıyafetin şifreleriyle devam edelim biz. Evet. Osmanlı tarihine baktığımız vakit Fatih Sultan Mehmet'ten sonra işte 15. yüzyıla 20. yüzyıl arasında biz kıyafetler hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Niçin? Bilgi sahibi olabiliyoruz o dönemde. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in vefatıyla birlikte artık yeni bir kaide devreye giriyor. Padişahların ölümünden sonra kıyafetleri bohçalanıyor ve saklanıyor. Ama onun öncesinde Osmanlı Devleti'nde bir İslami yaşayış tarzını benimsediği için... ...bir Müslüman Türk Devleti olduğu için ne yapıyor? Resim sanatına sıcak bakmıyor ve tabii ki resmedilmiyor. Biz o dönem öncesi kıyafetlerim... Nereden görüyoruz? İşte Ufuzi Sarayı'ndaki resimlerden, Avrupa kaynaklarından. 15 ile 20 arasında bizim kaynaklarımızda da var. Başka nerelerden öğreniyoruz, neler görüyoruz diye de devam edeceğim. Çünkü çok çeşitli işte fesler, sarıklar, tüyler, e, validelerin giydiği şey taşlı elbiseler. Müthiş, müthiş, müthiş. Devam edelim. Bir kere şunu söyleyelim. Dünya modasını en az 300 sene boyunca... Osmanlı kadını belirlemişti. Osmanlı'nın hem kadın hem erkek kıyafetlerine bu adamlar hasta ve hayrandılar. Bu cümleler bana ait cümleler değil. Şarken, yani biz onu şarken diye biliyoruz. İspanyolların büyük karlı, Almanların beşinci karlı. Bu büyük adamın aynı zamanda çok da ünlü bir e, büyük büyükelçisi vardı. Ya da büyükelçisi. Musbek. <laughs> Musbek, büyük elçisi. Evet işte bu adam. Musbek. Musbek diyor ki hatıralarında. Bizim... Avrupa insanı kıyafetleri ne kadar komik diyor. Giydiğimiz zaman diyor hani biliyorsun bacakları saran böyle kilotlu çorap gibi erkek kıyafetleri. Onun kenarında böyle fırfırlı etek gibi adamların bu yakaları falan. <laughs> Biz çok komiyiz diyor ve bu kıyafetler bizi aynı zamanda kısa boylu ve tıknaz gösteriyor. Halbuki diyor bu adamların kıyafetleri ne kadar muhteşem diyor. Yani Osmanlı'yı kast ederek hem onları çok heybetli boylu postlu gösteriyor. Hem de aynı zamanda diyor çok asil diyor ve uzun uzun hatıratında bunu anlatmış. Bu Buspek aynı zamanda bizim lale soğanını ilk kez Avrupa'ya götüren adam. Ya özür dilerim Allah'ın safı diyeceğim. Laleleri götürürken o günlerde İstanbul'u Edin arası bizim dönüm dönüm lale tarlalarımız varmış. Bizde lale soğanı tülbente sarılır. Tülbente. O sormuş bu nedir falan diye ona tülbent falan demişler. Ondan sonra onu öyle götürüp bu ne deyince tülbent demiş onu tulip diye anlamışlar. Bütün Avrupa şu an laleye tulip diyor ya. Demelerin sebebi o yani. Hani adam saflığı buradan kaynaklanıyor yani. Bizdeki o. Mesela şu kadının zerafetine bakınız. Bu hanım kim? İngiliz Büyükelçisi'nin karısı Madame Montague. Yanında da oğlu var. O günler 4. Mehmet dönemi. 4. Mehmet <laughs> padişahlık döneminde daha çok Edirne'de kalıyordu. Ve yani Edirne İstanbul'a e, alternatif olarak başkent gibi kullanılıyordu o dönemde 17. yüzyıl. Ve tabi Büyükelçiler de Edirne'de takılıyorlardı. Bu hanımın uzun bir ömrü Edirne'de geçti. İngiltere'deki hanım arkadaşlarına yazdığı mektuplarda bir de tablolarını gönderiyordu. Ressamlara tablo mesela bu tablonun resmi Van Moor'dur. Lale Devri'nin meşhur ressamlarından Van Moor. Resimlerini yaptırıyor, yaptırıyor. Bu gördüğünüz bir Osmanlı kadın kıyafeti. Yanındaki oğlunun kıyafeti bir şehzade kıyafeti. Giydiriyor. Sonra mektubunda yazıyor. Ben de buradan bakayım resmi. Mektuptaki birebir cümleleri söylüyorum. Bir Türk kadını nasıl giyinir size anlatayım mı? İfade bu. İşte onun elbisesi vardır. Elbisesini siz okuyun hadi ya. Bir Türk kadının elbisesinin arkasında şu kadar uzunlukta kuyruğu olur. O kuyruk dev bir ceviz elmasla kıyafete bağlanır gibi birçok evet. detay var. Düşünün. Şimdi burada Instagram'dan bir izleyicimiz yazmış. Şifreler çözülüyor diye. Gözüme takıldı. Tevazunun şifrelerini konuşacağız diyorsunuz ama 300 yıl modaya öncülük etti Osmanlı. Şimdi ismini... Göremedim beyefendinin kusura bakmasın ismini paylaşamıyorum ama e, burada bir çelişki yok mu demiş. İkisi gerçekten çelişkili şeyler mi? Yok hayır. Tevazu'nun şifrelerinde biz şunu anlattık. Sen padişahsın, devlet başkanısın ve tabii ki şöyle bir ölçü var. 600 sene boyunca hep mükemmel değildi bu insanlar. Yani biz burada anlatırken onların mükemmel olduğu dönemlerin örneklerini veriyoruz. Mesela bakın hemen bir örnek vereyim. Tevazu ve zıtlığı. Topkapı Sarayı'na gezi yapıyoruz gruplarla. 4. Murat'ın iki tane köşkü var. Topkapı Sarayı'nın arkasında. bir Bağdat, bir Revan köşkü. Niye yaptırdı? Kanuni döneminde alınan Bağdat ve Revan elimizden çıkmıştı. 4. Murat atını atladı, ordusunu aldı gitti Bağdat'a. At sırtı. Oraları Revan, bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan. İkisini aldı geldi. Ve bu fethin e, zafer nişanesi olarak Topkapı Sarayı'na iki tane konak yaptırdı. Köşk yaptırdı. Duruyor ikisi de. Sorarım seyircilerimize. Kanuni Sultan Süleyman fethettiği her bir kale şehir için bir tane köşk yaptırmaya kalksaydı Topkapı Sarayı değil İstanbul'da yer kalır mıydı? Kalmazdı. Demek ki ne olmuşuz? Bozulmaya başlamışız. Mesela 3. Mehmet Eğri Seferine çıkıyor. Hatta onunla meşhur Eğri Seferinin bütün minyatürleri çizilmiştir Eğri Sefer Sefername'si. Tabi seferden dönerken nasıl giriyor şehre? Başına beyaz tülbentler bağlıyor. Büyük bir ihtişamla giriyor. O girişinin kitabını yapmışlar. Sırf bir seferin. Yaptığın ne? Gittin Eğri Kalesi'ni aldın geldin. Bunu yeri biliyorum. Oraya bağlamayın. <gülüyor> tamam. <laughs> Tevazu şifrelerine geçtiğimizde bağlayalım evet. onu. Yani e, o sorunun cevabı olarak söylüyorum. Bozulma dönemlerinde elbette bozulmayı hak ettikleri için yıkıldı bu insanlar. Bu devlet da Hasta adam oldu. E, kıyafetle kıyaslayacak olursak. Evet. Bizim kıyafette kastettiğimiz şatafat gösteriş devdebe değil. Mesela bir örnek vereyim. Aslında siz bunu 8 Mart'taki konuğunuzla daha rahat, daha iyi konuşacaksınız Konuşacağız ama. Konuşacağız yani Sürpriz bir konuğumuz var 8 Mart'ta. Şimdi e, kadın takmayı takıştırmayı seviyor. Allah böyle yaratmış. Yani kuyumuş önünde saatlerce bakıyorsunuz. Biz bakmıyoruz. Erkekler bizi hiç ilgilendirmiyor. Sarı sarı objeler. E şimdi evindeki elmasını takacak bu kadın. Gösterecek. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Her evde yetim kızlar var, öksüz kızlar var, yetiştirilen kızlar var. Bir yere giderken yanındaki yetiştirdiği kıza büyük taşlı elması takıyor, küçüğünü kendisi takıyor. Yine gösteriyor ama o kızın üzerine gösteriyor ve o kızı onore ederek gösteriyor. Bu büyüklük taslama değil. Avrupa'da bunun örneklerini göremez. Avrupa'da şamar olanları vardır. Prens, e, kralın oğlu kızı yaramazlık yapar, tokadı o şamar oğlanı yer bunlar vardır bizde yok. Bir de kıyafet derken kastettiğimiz böyle elmaslı altınlı kıyafet değil. Kıyafetin dökümü, duruşu, devdebeli. Mesela ben bu dizilere taş atıyorum ya zaman zaman. Eleştiriyorum ya. Hadi gelin bu kez o dizileri azıcık öveyim. Kıyafetleri beğeniyorum. Öyle her kıyafeti değil. Safiye Sultan'ın ölümü gelmiş kadın hala dekolteli elbiseyle geziyor. Yani bu olmaz. Ya yani bizim Anadolu köylerinde, şehirlerinde o yaşa gelmiş o kıyafeti gezen hanımlar varsa vallahi gidip haber yapalım. Bu yok ama o şehzadelerin kıyafetleri o padişahların yakışmıyor mu? Mesela orada bakıyorsun birinci Ahmet var arkada iki tane dökümlü elbisesiyle hasa duruyor sarayın. Yani ben böyle bakıyorum ya hayran olarak çok güzeldi kıyafetleri. Hatta yine şey yazıyor hatıratında. İngiliz büyükelçisinin kızı Julia Pardo. Ne diyor? Julia Pardo'nun yaşadığı dönem İkinci mahmut Sultan Abdülmecit dönemi. Hatta Boğaz'da Sandoz yalısı vardır. O yalıda kalmıştır bir süre. Jüriye Pardo diyor ki ya diyor, eski kıyafetleri ne güzeldi onların diyor. Gittiler diyor böyle abuk sabuk kıyafetler. Sultan Özellikle ta Tanzimat'tan sonra bozulmaya evet, başladı Sultan değil Abdülmecid mi? Sultan Abdülmecit döneminde. E, Batı etkisi çok sık görülmeye başlandı. Bakın Sultan Abdülmecit çok yakışıklı bir adamdı. Üzerinde bu görmüş olduğunuz kıyafeti redingot denilir. Daracık bir kıyafettir. Redingot giyiyor ve setir pantolon, Setir pantolon bacağı sarıyor. Tight Ve gibi bir nevi. Tight gibi. Vücudun hatları gözüken erkekler görüyorsunuz yani. Ve Julia Pardo, İngiliz büyükelçisinin kızı bu. Ve diyor ki hatıratında ya ne kadar çirkin diyor ya eski kıyafetleri çok güzeldi diyor. Yani ikinci Mahmud'un yaptığı kıyafet inkılabına e, eleştiren bir İngiliz büyükelçisinin kızı var. Burada Sultan Abdülmecid'in e, başında tüy görüyoruz. Evet. Çok böyle güzel, manevi, uhrevi, insanın böyle içini kıpır kıpır eden bir manası yok mu bunun? Ah sormayın ya, benim yarama dokundunuz. Ben biliyorsunuz birkaç hafta önce Umre'deydim. Evet. Hatta önce bir daha gittim, siz uğurladınız beni burada. Evet. Geçen ay bir gitmiştim ya. Yayından uğurladık. Program... Ben bu arada size anlatmadım değil mi? Siz o gün hani Osmanlı'nın kalbini bekleyenlere, Eyüp'te yatanları konuşmuştuk. Siz o gece beni uğurladınız, ben sabah uçağıyla gittim. Tabii doğru Medine'ye indik. Medine'ye indik birkaç gün geçti. O akşam Medine'de hurma bahçesine götürdüm ben grubu. Hurma bahçesinde televizyon var ve programın tekrarı yayınlanıyordu. Pazar akşamı ve biz varız orada. Programı konuşuyoruz. E hurma bir sürü Medine'li Arap var. Adamlar bir televizyona bakıyorlar. Bir bana, aynı kiradan televizyonda. Benim yanıma <laughs> geldiler. Fotoğraflar çekildiler. Ya siz gerçekten o musunuz falan diye böyle. Ya o programla benim bayağı bir forsum arttı Medine'de Harika, yani. Aşk olsun. Sizin her zaman bir havanız <laughs> var. Lütfen. Sonra bunu anlatıyorum. Bu tüyler çok mühim. Şimdi Umre'den bahsedeceğim. Mescid-i Nebevi'deyiz. Gece olmuş saat 12 bir. Gece saat 1'e doğru temizlikçiler çıkarlar Mescid-i Nebevi'de. Ellerinde böyle 8-10 metre kargılar vardır. Ucunda da tüyler vardır. Genelde deve kuşu tüyüdür onlar. Bazen tavus kuşları, deve kuşları ağırlıkla Yün gibidir deve kuşunun tüyü çünkü. Toz alıyorlar. Ben de grubumdan yanında birkaç tane bey var. Dedim ki onlara bu tüyler ne olarak kullanılıyordu biliyor musunuz Osmanlı'da dedim. Nedir hocam dediler. Anlattım. Siz dedim Osmanlı padişahlarının minyatürlerini, tablolarını görmüşsünüzdür. E gördük. Başlarında ne var? Taç var mı? Ha yok. Bizde taç giymez. Padişah taç giymez. Ne giyer? <laughs> sorguç takar başına. Bu gördüğümüz tokalı şey biz sorguç diyoruz. Sorgucun ucundaki bu tüyler Kabe'de mescid Haram. Yani Mekke'de Mescid-i Haram, Medine'de Mescid-i Nebevi'nin o tozlarının alındığı bahsettiğim o uzun saplı süpürgelerin tüyleridir. Onlar daha sonra İstanbul'a getirilir ve padişahların sorguçlarına takılır. Padişah bir nevi halkın içinde bununla gezerken, Ya Rabbi ben senin evinin, Kabe'nin, Ya Resulallah ben senin mescidinin, Mescid-i Nebevi'nin, süpürgecisiyim diye gezermiş. Evet. Tabii ben... Hakimül Harameyn değil, Hadimül Harameyn anlayışı. Evet. Şimdi ben gruba anlattım bunu yanındaki o birkaç beye. Bunlar duyunca durur mu? Hemen fırladılar o temiz yanına. Bir tanesi nasıl yalvarıyor? Dedi ki süpürgenin ucuna iki tüy ver kaç lira para istiyorsan. Tabii dolar çıkarıp vereceğiz adamlara. İkna edemedi biliyor musunuz? Yani süpürgeciler çıkarıp vermediler. Ondan sonra öyle. Tabii de biz devam ettik oradaki programımıza. Şimdi Taç takmadılar dediniz. delileri sormuştum ama hızlı geçelim istiyorum. Başka önemli bir mesele var mı? Birkaç mesele daha var ama başka bölümlere geçelim istiyorum. Bu gece Osmanlı'nın şifrelerini e, konuşuyoruz. Şifreler çözülüyor diyoruz. Etiket olarak etiketimize yazan 40 izleyicimize de imzalı kitabımızdan hediye edeceğiz. Ben sordum. Talha Uğurlal cevap verdi ve ortaya Osmanlı'nın şifreleri çıktı. Nereye geçiyoruz? Tevazu'ya. Tevazu. Şimdi en güzel, en sevdiğim bölüm. Sizin en favori bölümünüz hangisi Talha Bey? Ben yönetimin şifrelerini çok seviyorum. Aslında haremi de ya ben hani bana karar <laughs> verdirmeyin hepsi güzel ya. Benim. Çünkü hepsinde ayrı konu var. Konuşulacak mevzular. Bize yönetimi niye önemsiyorum? Çünkü biz sanıyoruz ki tek bir adam var ne diyorsa o oluyor falan. Halbuki böyle bir şey yok. Bir kere mimari buna aykırı. Ya ben iyi ki sanat tarihi eğitimi almışım. Çünkü sanat gözüyle baktığınız zaman Topkapı Sarayı konuşuyor sizinle. O duvarlar konuşuyor, oradaki temeller, kapılar. Sadece kitabeler değil baktığınız zaman. Bunların birçoğu konuşuyor. Ya biz bir sürü şey bıraktık biliyor musunuz ya? Çok şey bıraktık, Almadım çok şey de kitaba hepsi. almadık. Çünkü kitapların devamı var ama sürpriz olacak. Biz devamlı nasıl geleceğini söylemeyeceğiz. Peki. Tamam söylemeyin. Ben Talha sürekli tembihliyorum. <laughs> Aman söylemeyin diye diğer e, kitap çıkaracağım hocalarıma da. Şimdi, Tevazu'nun Şifreleri dostlarının gururu, düşmanlarının korkulu rüyası Osmanlı padişahları böyle karşılarındakileri her zaman titretirlerdi. Ama bakıldığı vakit her zaman düşmanı dost yapma yolundalardı. Bu da tevazularının göstergelerinden bir tanesiydi. Tevazu denilince aslında sertlik böyle korku salan bir padişah deyince de aklıma benim ilk Yavuz Sultan Selim geliyor. Tevazu denildiği vakitte çok meşhurdur Yavuz Sultan Selim. Mısır seferinden döner evet. ve orada artık İstanbul'a gelmiştir. Ama Yavuz Sultan Selim der ki gündüz vakti bütün halk onu beklerken Üsküdar'da konaklayacağız. Sonra ne olur Talha Müthiş Bey? Müthiş bir şey. Ya bir kere Yavuz Sultan Selim neyle geliyor? Onu bir kere Hı. bilmemiz lazım. Evet Üsküdar Mirman Sultan Cami gözüktü. Yavuz neyle geliyor Mısır'dan? Bir devletin topraklarını üç kat büyütmüş. İki Halifeyle geliyor. Halifelik ünvanı. Yanında halife de var. O güne kadar Memlüklü Devleti vardı ve İslam halifesi Memlüklü Devleti bünyesinde bulunmaktaydı. Baybars'tan itibaren. Üç, Mukaddes emanetlerle geliyor. Yani şimdi böyle bir adam beklenmez mi? Böyle bir adam için kapılarda yatılmaz mı günlerce haftalarca? Yavuz Sultan Selim bizi gerçekten hep şaşırtmıştır. O sekiz yıllık saltanatı ya da şehzadelik yıllarında. Diyorlar ki efendim geldik önümüz Üsküdar. E, Üsküdar'ın önü Boğaz. Yemilere kadırgalar bizi bekliyor. Binip geçivereceğiz saray burnuna. Millet evine, barkına, yerine yurduna hasret. Nasıl Biliyor çünkü halkın aylardır ayakta olup onu beklediğini. Biz gündüz gözüyle şehre girersek diyor, avdet edersek bu halk bu başarıları bizden biri biz alkışlar. Halbuki bu başarı bizden değil, Allah'tandır diyor. Ki tarihe baktığımız zaman tarihin sahnelerinde mütevazi olunduğu dönemlerde medeniyetlerin, insanların, toplumların hep başarılı olduğunu tevazuyu bırakıp ben demeye, enaniyet kokan cümleler sarf etmeye başladıkları dönemlerde yıkılıp yıkılıp gittiklerini görüyoruz. Tarık bin Ziyad. Ya aslında bir gün İspanya biz şimdi haftaya Kudüs sizinle beraber. Kudüs'teyiz. Diğer falan gezeceğiz. Diğerde evet. bir de İspanya'da giderim ya. Gidi, daha bir sürü yere gideceğiz. Ee, Umre'ye gideceğiz. P planlarımız var Gidelim. ama mesela duyuralım biz. Tabii, Boş verin. Mesela İspanya'da <laughs> Toledo diye bir şehir var. Toletola Toledo şehri. Hatta bu ara çok konuştum, Gazetelerde falan da yazdım. Diyarbakır'a Toledo yapacağız meseleleri falan. Toledo neresi biliyor musunuz? Toledo e, Vizigotların başkentiydi. Vizigotların. Tarık bin Ziyad e, Emevi hüküm komutanı olarak ki kölelikten gelmedir. İspanya'yı fetheder. Hani şu gemileri yaktı yakmadı evet. dediğimiz adam. Karşıya geçtiğinde Toledo'ya giriyor. Vizigotların sarayına giriyor ve sarayda yığın yığın altınlar. Bu altınlar Roma İmparatorluğu'nun altınları. Onların üzerine çıkıyor. Ey Tarık unutma. Dün bir köleydin. Bugün muzaffer bir kumandansın. Yarın toprağın altına girip hesap vereceksin. Evet. Ya bunu herkes diyemez ya. Millet kendini kaybeder var ya. Yani neler neler olur. Şimdi bu manzara müthiş bir manzara. Aynısını Yavuz'da görüyoruz. Yani gece giriyor. Karanlık çöktükten sonra herkes yatağına çekildikten sonra aynısını Kanuni'yi de göreceğiz ama Kanuni'ye gelmeden önce Yavuz Sultan Selim dedik ya böyle herkesi titreten bir padişah. Yavuz, koskoca Yavuz. Hı hı. Ama e, alimlere çok kıymet veriyor. Hele İbni Kemal var ki e, kalbinin işte baş tacı, gözünün nuru. Mısır Seferi'nin dönüşünde İbni Kemal yaşadıkları bir mevzu var. Evet. İbni Kemal'in atını atı çamuru sıçratıyor Yavuz'un kaptanına, eva. Ne oluyor sonra? O Çünkü değil. herkes donuyor muhtemelen. Tabii, tabii. İbni Kemal'i programımızın başına da konuşmuştuk. Hatta ekrana onun meşhur eseri Tevari-i Ali Osman'a da getirmiştik. Kitabın en başında vardı biliyorsunuz. Şuradan. Evet. Bir... Tevari-i Ali Osman. İbni Kemal çok büyük bir alimdir. Ben bu, bunu da gösterebilirsin Alper gelene kadar. Evet. Mısır Seferi'ne katılmış mesela Yavuz Sultan Selim'le beraber. Ifade ettiğiniz gibi ayağından, atın ayağından sıçrayan çamur padişahın kaftana giriyor. Millet gerilmiş. Çünkü Yavuz <laughs> öflü bir padişah. Yavuz tabi herkese şaşırtıyor. Resmen ters köşeye yatırıyor. Alimlerimizin atın ayağından sıçrayan çamur bizim süsümüzdür. Ben öldüğüm zaman bu çamurlu kaftanı benim sandukamın üzerine örtün diyor. Bu arada birkaç sene önce çok yıpranmış olan ve artık katlanmış bir vaziyette Yavuz'un sandukası üzerinde çerçeve içinde duran kaftan alındı. Tamir edilmek üzere götürüldü. Yanılmıyorsam 4 sene oldu hala yerine konulmadı. Ya bu konuda bir açıklama bekliyoruz yerine koyacaklar Nereye götürüldü? Tahmin etmeye götürdü yetkililer. Yani tahmin ediyorum galiba Ankara'da bir yerde tahmin. Peki normal mi bu kadar uzun sürmesi? Eski Çok olması uzun bakımından? Sürdü. Benim kulağıma en son gelen şey bir daha yerine konulmayacak diye bir şey duydum. Ama resmi bir açıklama bekliyoruz. Koyacaklar mı, koymayacaklar mı? Hani türbede sergilemek yüzyıllardır duruyor bu türbede Zaten lime olmuş. Yani kumaş artık böyle salmış kendisine. O vaziyette. Yani bir müzede daha iyi mi bakacaksınız, yoksa bir yere saklayıp bir daha kimse görmeyecek mi? Ama Yavuz'un böyle bir vasiyeti de var. Bu anlamda kamuoyu açıklama bekliyor. İnşallah ben de takip edeceğim bu açıklamayı. Yoksa ben de açıklama bekliyorum diyeceğim <laughs> Yavuz Sultan Selim'in kaftanı ile ilgili olarak defaatle diyeceğim bunu, bıkmadan, usanmadan. Şimdi geleceğiz Kanuniye'de geleceğiz, ama burada önemli bir bahis daha var. Padişahların tevazu örneklerinden bir tanesi. Ne o? O dönemin tabiriyle padişah diyor ki: <laughs> "Ben kullarımı dinlemek istiyorum. Kullarımın hacetlerini gidermek istiyorum ama sizden dinlemek istemiyorum. Ben gideceğim. Onlar benim padişah olduğumu bilmeyecekler ve bana dertlerini söyleyecekler. E, devlet ile ilgili şikayetleri varsa belki onları da bana söyleyecekler. Ben de ona göre pozisyon alacağım. Kullarımın hacetini gidereceğim." ve tebliğli kıyafet halkın içine giriyorlar. Evet. Burada çok harika bir örnek var. Kitapta konuştuk. Dördüncü Murat Erzurumlu kimdi? Erzurum'u Habib Baba ile hamamda hikayesi geçen vardır. hikayesi. Evet, evet, evet. Onu anlatabilir misiniz? Tabii tabii. tabii. Geçtiğimiz aylarda Erzurum'a gittiğimde özellikle biliyorsunuz bu kitabın fotoğrafları için bir yıldır uğraşıyoruz. Eski arşivlerden daha önceki dokümanlardan eksikler de vardı. Çok yani, teşekkür ederiz. Yani Talha Bey'in zaten muazzam bir arşivi var. Birlikte de uğraştık. Evet çok güzel oldu. O fotoğraflar. Bakın burası şu gördüğümüz yer Erzurum'da. Erzurum şehir merkezinde caddenin hemen kenarında şu gördüğünüz taş yapı Habib Baba'nın türbesi. Aslında tekkesi, mescidi de varmış burada. Tekke günümüze ulaşmamış. Mescit arka taraftan giriliyor. Bu türbe girişi ve hemen içeriye bir girelim arkadaşlar. Evet bu da mescit kısmı. Çok güzel. Teşekkür ederiz. İçeriye girdiğimiz zaman Habib Baba'nın mezar taşı var, aynen bir mevlevi sikkesi gibi böyle. Habib Baba'nın burada yattığı yer, evet bu mezar taşı bu. Habib Baba'nın bu yattığı yerde hemen kenarında bu da bir ocak var, bir fırın ocağı. Özür dilerim demirci fırın ocağı. Onun da ön tarafında Habib Baba'nın şehi yatıyor. Çok ilginç biri daha var. Oraya bir gün Erzurum'a inşallah gidersiniz. Ben Erzurum'a çok gidiyorum. Erzurum'a. Ay bir dakika siz anneniz Erzurum'duyma ben eh. unutmuştum. Habib Baba'nın e, bu türbesinde türbeye girilen kapının eşiğinde de bir kız yatıyor. Erzurumlu bir Osmanlı Paşası'nın kızı. Kız çok genç yaşta hastalanıyor, ölecek ve Habib Baba'ya da düşkün, manen intisaplı vasiyet ediyor. Ben öldüğüm zaman baba diyor, belli zaten yatalak bir kızcağız. Beni diyor türbenin kapısının önüne defnedin ki türbeye her giren benim üzerine basıp geçsin diyor. Kızın bir mezar taşı var. Baba özelmiş demek ki o kızla. Tabii düşkün. Genç yaşta da ölü verince nasıl süslü böyle bir mezar taşı var. Orada duruyor hala o da. Onu da antiparada söyledik. Şimdi ne anlatıyoruz. Habib Baba ile 4. Murat'ın hamam hikayesi. Hamamın ne hikayesi olur? Hamam hikayesi televizyon anlatılır mı? Anlatılır. Anlatılır. Bu hikaye anlatılır. Şimdi 4. Murat tebdili kıyafetle çok gezen bir padişah. O gün hamama gidiyor. Tabii hamamı da vezirler kapatmışlar hamamcı sokmak istemiyor. Diyor ki padişahın vezirleri hamamı kapattılar giremezsiniz diyorlar. Biz böyle bir şey yaşadık biliyor musunuz? Bunu anlatacağım unutmadan. Tamam. Bir ay önceki umre programındayız müzeye gidiyorduk. Sonra otobüs bir otobüs insan durduk müzenin önünde. İçeriye birkaç kişi girdik dedik müzeye gezeceğiz hayır giremezsin dediler. Ya yani müze dediler ki bir tane adam hanımı için kapatmış müzeyi beraber geziyorlar. Yani bugün hanımlar için tek taşılanlar bence yani 14 Şubat geliyor ya pazar günü. Aaa bir dakika! <gülüyor> 14 <gülüyor> Şubat geliyor pazar günü. Bu arada pazar duyurmadık, günü. unuttuk. Pazar günü bizim zorlu da diyenler imza günümüz var ha, evet, Osmanlı şifreleri. Şimdi Doğru. biz, e, tabii ki isim de vermemem gerekiyor. Evet. Bizim imza günümüz var pazar günü. Kitabımızı imzalayacağız. Çok teşekkür ederiz. En üst sıralara çok satanlarda kitabımızı yükselttiniz. Ama hep şöyle gönül koyuyor bize izleyicilerimiz. Diyorlar ki sonradan bir iki bin kitabı imzaladık ki biz imza imzalatamadık, önceden aldık. Bütün izleyicilerimizi imza günümüze bekliyoruz pazar günü. Saat kaçta? 2 On dörtte değil mi? Evet on evet, dörtte. Bir, bir an evet. süperiye düşürdünüz. Yok yok bir. ben hani özellikle vurgulayalım diye söyledim. Orada kitapları imzalayacağız. Çünkü sosyal medyadan yazıyorlar ya işte kitabımız ilk alanlar kitaba erken ulaştı ama imzasız ulaştı. Onlar onlar öyle ayrıcalıklıydılar. Şimdi imzalı olan kitapların dağıtım başladı. Onlar gelsinler muhakkak bekliyoruz imzalarımızı atalım. Peki la siz dediniz ki müze kapatmıştı biz giremedik. Hamam meselesine geri dönüyoruz. Dönelim. Ya yani şunu söylüyorum. Hanımı için müze kapatan adam gördük ya biz Mekke'de. Ondan sonra böyle bir öyle adamlar da varmış yani. <laughs> Şimdi geliyoruz Habib Baba meselesine. Habib Baba'nın hikayesine. Habib Baba ee... Dan evvel 4. Murat hamama girmiş. Girecek adam sokmuyor. Padişah vezirleri kapattı. 4. Murat tabii kendi kimliğini belli etmeden öyledir böyledir diyerek hamama giriyor. Diyor ki ya ben şu köşede diyor su dökünü veririm. Vezirlere gözükmem. E adam şimdi bir kişi demek artı para demek. Tamam diyor. Şuraya gir gözükme diyor yani. Aradan bir süre geçiyor. Yaşlı bir adam kapıya dayanıyor. Diyor ki hamamın şeye ben içeri girmek istiyorum. Adam diyor vezirler var olmaz. O da aynı şeyi söylüyor. Ben şu köşecikte e, su dökünü veririm diyor. Vezirlere gözükmem. Tamam diyor. Bu dördüncü Murat'ı soktuğu odaya onu da sokuyor. Tabi onlar başlıyorlar muhabbete birbirlerini keselemeye. Dördüncü Murat Habib Baba'nın sırtını keselerken Habib Baba ya bir zar atıyor. Yani onu bir deneyecek. Bu yaşlı zat nasıl acaba? Ya baba diyor bu dünyada diyor padişah vezir olmak varmış diyor. Bak diyor koca kapatmışlar. Burada diyor keyifli eğleniyorlar diyor. Habib Baba dördüncü Murat sırtını keselerken hafif şöyle dönüyor. Evlat diyor bu dünyada öyle bir padişaha vezir ol ki devrin padişahına senin sırtını kese diyor. Dördüncü Murat hiçbir şey diyemiyor. Yani Habib Baba zaten ermiş kopmuş. Yani sırtını keseleyenin kimliğini kişiliğini biliyor. Dördüncü hiçbir şey demeden keseye devam ediyor. Yine dördüncü Murat ile ilgili bir önceki bir araya gelişimizde programda anlatmıştık evet, aslında konuştuk. ama çok ilgi çekici bir hikaye var. Kayıkçı meselesi. Evet. Onu da dinleyelim mi? O, onu zaten çok beğenmişti seyircilerimiz. Evet. Ee, o da şeyde oluyor, bizim Marmara, yani İstanbul surlarının Marmara Denizi'ne bakan tarafında oluyor. Şimdi biliyorsunuz İstanbul'un etrafında surlar var. Bisiklet turu yapacağız yazın biliyorsunuz değil mi? Evet, surların biliyorum. etrafında. Sözünüz var bana yani, gezeceğiz. İstanbul surlarının etrafında işte bu yeni kapı bölgesi, işte ahır kapı, e, ondan sonra ne var? Balıklı kapı böyle bir sürü kapı var. İstanbul Sarayı ve surlara ait. Dördüncü var tebdili kıyafet. O gün bu Menderes döneminde yapılan sahil yolu yok. Kayıkçılar orada gelmiş yaklaşıyor bir tanesiyle işte anlaşılıyor. Kendisi halktan biri Ç açılıyorlar. Açıldıkları sıra tabi adam önce bir tütün çıkarıyor. Sonra bir şişe çıkarıyor. Bir Yasak de dördüncü Murat'a yani. <laughs> tabi abi bilmiyor ki halktan biri gibi. Bir de takdim ediyor sen de alır mısın diye. Dördüncü Murat'a tütünü reddediyor. Şişe çıkarıyor, şişeyi reddediyor yani içki var. Adam en son diyor ki taş çıkarıyor. Ben taş okuyorum diyor. Taş okumak diye bir şey var. Fal bakmak değil bu. Farklı bir şey. Bunun bir adı var. Taş okumak. Ama o da yasak. Ondan sonra dördüncü e, Murat tabii çok kızıyor ve diyor ki bak bakalım ben kimim diyor yani. yani sen madem taş okuyorsun olanı bilirler. Geleceği bilemezler de. Biraz. Gelecekte bir doğru dokuz tane yalan söylerler. Yani yanlış söyletilir. Ondan remil denir buna tarihte. Remil. Taş okumak. Remil. Remil ilmi. Bu da ayrı bir derinlik yani. Tılsım, vevk, remil gidiyor bu işler ayrı. Aslında tam sizin konular da ben bu konuda ben alim değilim. Ben çok korkuyorum onlardan <laughs> Ondan sonra Çok da benim konular değil. Arkasında tabi biliyor dördüncü Murat'ı. Olanı biliyorlar çünkü. Ve tabi el ayak titriyor. Efendim ben yaptım siz yapmayın etmeyin falan. Dördüncü Murat diyor ki bir şartla seni affederim. Kıyıya çıkacağız birazdan hangi sur kapısından şehre duhul edersem girersem ve bunu bilirsen tamam. Adam da az değilmiş yani zeki. Efendim diyor hani kusura bakmazsanız hassizlik olmazsa ben bunu bir kağıda yazayım. Kağıdı severeyim vereyim siz geçtikten sonra açın bakın diyor. Yani şimdi söyleyeceğim başka kapıdan girersiniz demeye getiriyor. Dördüncü Murat da o adama haklı buluyor. Tamam diyor adam kağıda yazıyor sarıp veriyor. Dördüncü Murat kıyıya çıkınca ne yapsın beğenirsiniz. Hiçbir kapıdan girmiyor. Asker diyor ki şuraya yıkın giriyorum diyor. Ve tabi oradan yıkıp geçiyor. Kağıdı bir açıyor. Kağıtta şöyle yazıyor. Yeni kapınız hayırlı olsun sultanım. Ve o kapının adı yeni kapı olarak kalıyor. Bizim bugün işte feribotların Mudanya'dır ne bileyim Armutlu'dur Bandırma'dır gittiği yer işte yeni kapı. İsim oradan kalma. Harika yani bu bunu bir kere daha Aa, yeni ama kapı izleyicilerimiz gelmiş. yeni evet. kapı da burada. Buraya. izleyicilerimiz bunu çok sevmişti o yüzden sormak istedim. Şimdi kanuni ile devam edeceğim. Bir türlü giremedim kanuninin tevazu örneğini ama şunu da görüyoruz. Osmanlı padişahlarında e, ayrı bir aşk, ayrı bir muhabbet var manevi değerlere. II. Abdülhamit'in ölüm yıldönümüydü dedik. ikinci Abdülhamit nasıl bir padişahtı? Gece geç saatlerde kapısı çalındı ve o kapıyı geç açan çünkü abdest alması gereken, abdestsiz evrak imzalamayan bir padişahtı. Evet. Yatağının yanında tuğla bulunduran ve uyandığı vakit temmüm yapıp abdestsiz yere basmayan bir padişahtı. Sultan Abdülaziz'e e, Medine'den, Mekke'den yani kendi valisinden mektup geliyor. Yani işte bir konuyla alakalı devlet dilekçesi geliyor. Mekke, Medine'den geldi diye koca padişah ayağa kalkıyor, ayakta dinliyor. Gönderene değil ama... Gönderilen yere hürmeten... Evet, ayakta dinliyorlar. Yani mesela e, geçen Umreden gelince sosyal medyadan ben bir maket fotoğrafı paylaştım. Makette bir kale var, Fahrettin Paşa'nın da vazife yaptığı Medine kışlasının fotoğrafı. O kışla hiçbir zaman Osmanlı bayrağının... asılmadığı kışla. Son dönemlere doğru İngilizler oraları karıştırırken bir asıyorlar. Niye? Diyorlar ki biz buraya bayrak asamayız. Biz Mekke ve Medine'nin az önce dediniz ya hakimi değiliz. Onun için. Peygamber Efendimiz'e hürmeten bayrak asılmamıştır yüzyıllar boyunca Mekke ve Medine'ye. Kanuni Sultan Süleyman'la devam edelim. Burada çok çok önemli bir şey var. İnsanın kanını donduran Kanuni Sultan Süleyman'dan nakledilen Muhaç Savaşı'na gidiyoruz. Dünyanın en kısa savaşı ama en görkemli zaferlerinden bir tanesi. Orta Avrupa'nın kara ordularını Kanuni Sultan Süleyman en hızlı şekilde mağlup ediyor. Sonrasında ne görüyoruz Talha Bey? Bir çadır, içinde bir mezar, onun içinde de Sultan Süleyman. Evet, bakın hemen geldik, ışınlandık. Şu an Muhaç Ovası'ndayız. Ee, Muhaç Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yeri bugün Macarlar milli park haline getirmişler. Böyle gidiyorsunuz, kocaman, görkemli bir kapı var. Kapının şekli bile Muhaç'ı anlatıyor. İşte Macar ordusu böyle bir mızrak ucu gibi gelmiş. Osmanlı ordusu hilal taktiğiyle ikiye ayrılmış... Ordunun göbeğinde 300 tane son model top var. Bu topların tamamı Osmanlı yapısı. Aa çok güzel bakın parkın girişi burası. İşte buradan böyle girdik içeriye. Buradan girdikten sonra o açık alana geliyoruz. O açık alanda gördüğümüz az önceki o ahşaplar bize savaşı anlatan bir takım o bir şeyler. Savaşta kullanılan işte mızraklar, oklar, yaylar, savaşta yerlere yıkılan atlar ve dördü, Kanuni Sultan Süleyman o gece çadırında. Niye? Orta Avrupa'nın en büyük kara ordusunu bir buçuk saat içinde yok ediyor. Ve yanındakilere emir veriyor. Bu gece benim yatağımı dehlize serin. Çadırın içerisinde bir çukur kazdırıyor. Resmen bir kabir. Ve içerisinde geçiriyor bütün bir geceyi. Ve yanındakilere şunu diyor. Bu gece benim yatağımı dehlize serin. Çünkü benim kalbime gurur girdi diyor. Aslında o kanuniyi anlatan dizide bunu işlediler biliyor musunuz? Ben ama, onu izleyemedim ama anlamadım Hiç izlemedim insan. maalesef Ben ara ara baktım çünkü bana çok soru soruluyordu O bölümü işlediler O bölümü işledikleri için tebrik ederim onları İyi bir şey yaptılar ama kimse anlamadı Nasıl oldu biliyor musunuz? Kanuni böyle çadırında devamlı söyleniyordu İşte ben böyle biri değilim Ben böyle değilim şudur budur falan yani Nefsiyle bir savaş halindeydi Sonra işte kamera böyle gözüne zoomladı 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 Sadece gözleri gözüktü Halit Bey'in Sonra gözünden böyle kamera açıldı bir baktık çukurda bir adam böyle yatıyor. Çukurun içerisi. O kadar gözüktü. Ama tabii kim ne kadar anladı bunu bilmiyorum ben. Ama o kadar göstermiş olmaları bile bence güzel bir şeydi. Ee, şimdi devam edeceğim. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu Kanuni Sultan Süleyman'dan nakledilen bu meselenin de önemli bir tevazu örneklerinden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Ve burada bir şey mi anlatacaksınız? Bu resmi getirdiler. Burası neresi biliyor musunuz? Daren Dede Somuncu Baba'nın Babanın, evet. şeyi e, uzlethanesi burası. Yani itikaf ve çile odası burası Daren Dede. İşte padişahlar odalarına da yaptırıyorlar. Tekke şehirlerinde İkinci de var. İkinci Selim. Ya ben anlamıyorum. İkinci Selim bakın görüyor musunuz? Bu normalde o şu girdiğimiz kapı az önce bir oyuk gördük ya o oyuğa şuradan giriyorsunuz. Daren Dede. Bu bir çilehane çile tabii. Çilehane. Aynısı Bursa'da da var. Mesela Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin küçücük. Yani bunları hep yapmışlar. Padişah ikinci Selim'e ben anlamıyorum sarhoş Selim deyip geçiyorlar. Hiç Edine Selimiye Camii'ne gitmediniz mi siz? Ha tamam anlarım Edine Selimiye'ye gidip de seni tepedeki hünkâr Mahfili'ne çıkarmazlar. Orada çok kıymetli çiğniler var. Bir sıkıntı olur diye. Ama yani orayı görüyorsunuz uzaktan. İkinci Selim o camiyi kendisi yaptırdı. Ve yaptırdığı hünkâr Mahfili'ne bir mihrap koydurdu namazı kıldı. Mihrabın üzerinde ne yazıyor? Bir ayet-i kerime kıyamet günü ancak selim bir kalp kurtarır ayet-i kerimesi. Selim bir kalp. Evet oradaki selim sultan ikinci selim değil ama cami yaptıran ikinci selim kendi adının geçtiği ayeti kerimeyi oraya koydurarak aslında Kur'an-ı Kerim'i ne kadar iyi bildiğini anlatıyor, ima ediyor. Artı o mihrabın ayetin yazdığı mihrabın içinde küçücük bir pencere vardır. Şimdi camide imamın namaz kıldırdığı mihrap nişinin içinde hiçbir zaman pencere olmaz. Bir yerde, iki yerde var. Ebu'l-Vefa var biliyor musunuz? Keşke fotoğrafını koysaydık. Ebu'l-Vefa Hazretleri vardır. Vefa semtinde İstanbul'da. Onun camisi vardır. Caminin mihrabında böyle iki tane kapı kanadı vardır. Pencere kanadı. Açarsınız o, o minicik yerden bir adımla sadece bir insanın sığacağı kadar çilehanesi var. Girersiniz. Sapa sağlam duruyor. Lütfen görmeyenler gitsin görsünler. Müthiş bir yer. Hem gidince bir boza içerler falan orada böyle hmm. güzel olur. Ben çok seviyorum onu. İşin içine biraz da yemek de katınca gitmeyi garantiye aldım. Ve orada duruyor çilehanesi oraya gireceksin sokulacaksın mezar gibi yere ve diyeceksin ki unutma. İkinci Selim onu kendisi için yaptırmış. O minicik pencerelerden o pencerede Sedef kalkmadı yalnız fil dişiler falan. Giriyorsunuz oradan içeriye. Orada minicik bir pencere daha vardır caminin. Kıble duvarına bakar. E caminin kıble duvarı nedir? en çok defin yapılan yer mezarlık. O minicik yere sokuluyor mihrabın içinden. O minik pencereden de mezarlığa bakıyor. Ve ey sultan Selim unutma. Bugün dünya yönetiyorsun ama yarın sen de böyle daracık bir yere girecek. Ve burada hesap vereceksin. Sorguya çekileceksin diyor. Rabıtayı mevt. Ölümü düşünüyorlar. Önemli. Gururlanma padişahım. Senden büyük Allah var. Evet, öyle. Yönetimin şifrelerine geçelim mi? Şifreleri çözüyoruz bu gece. Osmanlı'nın şifrelerini konuşuyoruz. Artık beşinci bölüme geçtik. Muhtemelen yaşantının şifrelerine vaktimiz kalmayacak gibi geliyor. Neyse programı devamını yaparız. Çünkü çok atladığımız yer var. Böyle atlaya atlaya gitmek durumunda kaldım. Hap hap böyle ilgi çekici yerlerde konuşalım. Ve daha detayları tabii ki kitapta. E, kuruluş dönemiyle devam edeceğiz. Şifreler çözülüyor etiketiyle yorumlarınızı bekliyoruz. Kitapta hediye edeceğiz. 40 bininci... Kitabın şerefine 40 tane hediye ediyoruz bu gece Osmanlı'nın şifreleri kitabımızdan dedikten sonra kuruluş dönemine baktığımız vakit şifrelerin atıldığını işte yönetimde kardeşler arasında validelerle kadın figürleriyle nasıl işte şifrelerin atıldığını ve devletin temellendiğini gördük ama burada çok önemli bir durum var Anadolu beyliklerinin arasında Osmanlı'nın durumu onların hepsinin kendine ait bir altyapısı, kendine özgü unsurları varken Osmanlı çok zayıf, çok güçsüz, hiçbir dinamiği olmayan bir beylik. Ama çok çabuk adapte oluyor ve çok hızlı tutunup çok hızlı ilerliyor. Bunun sırrı neydi? Bir kere tevazu ile başka beyliklere ait ne kadar kabiliyet varsa sen osun, sen busun, sen şusun demeden... O kabiliyetleri kendi bünyesinde birleştirmeyi bilmişti. Mesela Osmanlı ilk katılan beyliklerden Karasioğulları, Balıkesir. Ben hep söylüyorum bu uyduruk isimleri sevmiyorum. Balıkesir, sonradan uydurulmuş isimler. İşte İran Kisrası, Bali Kisra'dan gelmiş. Bize ne? Yani düne kadar e, Karasi vilayetiydi. Bence yine adı Karasi olmalı mesela. Ve Karasi Beyliği Osman oğullarına Orhan Gazi döneminde katıldığında Karasi Beyliği bünyesinde Hacı Bey var, Evrenos Bey var. Bunlar Osmanlı'ya katılıyorlar. Osmanlı onları tükaka etmiyor. Alıyor ve bünyesinde o insanları istihdam ediyor. Çok vardı böyle örnekler mesela. O beylikler Osmanlı'ya zenginlikleriyle beraber katılıyorlar. Mesela Yıldırım Bayezid. İşte devlet hatunla evleniyor. Gelmeyen Bey'in kızı. Şimdi Evlendiğinde hı. işte Kütahya, Emet, Simav gibi topraklar şehiz olarak geliyor. Buraların da bir güzeldir biliyor musunuz? Var ya. Yıldırım kesin oraya geldiği zaman ...yani niye böyle geçen Umre'de vardı... ...oralardan bizim misafirlerimiz... ...çok güzeldir... ...bir ara aslında bir haymana falan... ...Osmanlı kuruluş turu yapmak lazım... ...oralara gidip böyle... ...tam böyle etin en güzel yendiği yerler... ...oraları bir gezmek lazım... ...o toprak göveçleri falan... ...bizim görüklerin... ...görülmeli... ...benim memleket oralara çok yakın olduğu için... ...çok severim, iyi bilirim oraları... Ya ...yemek varsa biz hepimiz geliriz yani... ...özellikle <laughs> ben... ...yemeğe dayanamayan bir insan olduğum için... ...en önde <laughs> grubu çekerim yani... ...çok güzel olur... Velhasıl... Yıldırım Bayazıt mesela oraya aldığında ne yapıyor? Oraya bir cami yapıyor. Yıldırım Bayezid, Kütahya Ulu Cami yaptıran Yıldırım Bayazıt'tır mesela. Ve hatta ikinci Selim babasının ölüm haberini duyduğunda ilk ikinci Selim adına hutbe Kütahya Ulu Cami. Evet geldi bak. Geldi. Kütahya Ulu Cami'de okunmuştur mesela. Yani Germiyan oğullarının o günkü en önemli merkezine Yıldırım Bayazıt bir cami yaptırıyor. Mesela Bergama alınıyor. Bergama Ulu Cami Yıldırım Bayezid yaptırıyor mesela adım 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 görüyorsunuz. Eserler veriliyor ve o insanlar da devlete kanalize ediliyor. Hiçbir zaman küstürülmüyor. Ali Kuşçu gibi bir adam Osmanlı'ya dahil oluyor. Karamanoğullarından çok ciddi kabiliyetler getiriliyor. İstanbul'a bir semtine niye çarşamba diyoruz? Çarşambadan yığınla insan. Niye Aksaray diyoruz? Aksaray'dan yığınla Karamanoğlu getiriliyor. Karamanoğulları bir kısmı İstanbul'a getirilmiştir biliyor musunuz? Aksaray'a yerleştiriliyor. Onlar o isimle anılıyor. Candaroğulları, Karadeniz'den çarşambalılar getiriliyor. İstanbul böyle böyle İslambol, Müslümanların çok olduğu şehir anlamına gelen bir isimle şereflenmiş oluyor. Osmanlı'da iskan politikasını konuşalım burada. Zira bunu açıklamak çok elzem ve çok mühim. Burada iskan deyince ne anlamamız gerekiyor? Ben şimdi bir takım notlar almıştım. Sürgün mü, bir tayin mi? Bu çok tartışmalı bir mesele çünkü şöyle bir şey Osmanlı'da tayinler ecel gibi gelirdi diyorlar değil mi? Buyurun. Aynen. Ya bakın günümüzde bu mevzuları anlayamayan ne yazık ki bazı insanlar hemen olayı şöyle yorumluyor. İşte bakıyorsunuz bir tane Osmanlı paşası yetkilisi İstanbul'da sadrazam onu Habeşistan'a Yemen'e gönderiyorlar hemen sürüldü diyor. E i̇ki sene sonra bir daha geldi İstanbul'a ama rüşvet verdi diyor. Ya bu adamların hiç hayırlı bir işi yok mu yani? Sürülünce kötü, getirilince rüşvet falan. Böyle bir durum söz konusu değil. Bir kere ben mesela gittiğim yerlerde kaymakamlarımızla mesela dün Malatya'daki Yeşilyurt Kaymakamımızla muhabbet ediyoruz. Ya bir yeriniz azıcık durun Sayın Kaymakam dedim. Talha Bey ne yapalım? Biz çok sık yer değiştirmek zorundayız dedi. Doğru, haklı. Neden? Çünkü e, bir yerde uzun kalırsanız kadim dostlarınız ve kadim düşmanlarınız olur. Bu iyi bir şey değil. Sık sık yer değiştireceksin. Bir, orada durduğun sürece kabiliyetini oralara aktaracaksın. Sonra sen gideceksin, senin yerine başkası gelecek. Senin yapamadığını yapmaya, sen de başka yere gideceksin. Başkasının yapamadığını oraya yapmaya. Çünkü herkesin anahtarı, her kapının kilidini açmaz. Sen orada bir süre durup birçok kapıyı açacaksın. Senin açamadığın kapıları açmaya bir başkası farklı bir anahtarla gelecek. Tayinler çok sıktı, çok acımasızdı ve bunun için önemliydi. Ha bir de sürgün vardı. Ne için vardı biliyor musunuz? Arızalı insanların arızalarından emin olmak için vardı. Abi sahte peygamber vardı. Evet. Onunla devam edelim. Bahaullah. Biz bu arada önümüzdeki hafta Perşembe günü Bahaullah'ın kalesine gidiyoruz biliyor musunuz? Biliyorum. Uçağımız Perşembe günü Tel Aviv'e indiğinde arabayı atlayıp doğru Hayfa'ya gideceğiz. Hayfa Bahaullah'ın merkeziydi. Bahaullah da geldi. Geldi. Ya, ya şimdi adamın biri çıkıyor 17. yüzyılda son peygamber haşa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve değil ben benim diyor. Hani Osmanlı dinci devletti şeriat devletiydi. Bugün işi demişle de bakıyorsun adam Müslümanım deyip çivi gibi tertemiz duran adamın kafasını kesiyor. Müslüman olan adamın. Bu adam ben peygamberim diyor Osmanlı bu adamın kafasını kesmiyor. Hani hep keleler alınıyordu kafalar uçuruluyordu. Ne yapıyorlar biliyor musun? Adam Hayfa'da çıkıyor ortaya. Oo, insanları birbirine düşürmekler, dalavereler bilmem neler. Osmanlı arızalı adamları yeri değiştir verir. Adam oradan alıyorlar doğru Edirne'ye. Bizim Edirne'ler o adamın hakkından geliyorlar. Nasıl? <laughs> <laughs> Edirne'ler müthiştir ya. Ben çok severim Edirne'lileri. Onun için zaten üçüncü kitabım Edirne üzerine yazmıştım. Balkanların başkenti diye. Ondan sonra hiç Edirne'ler böyle sahtekarlıklara pabuç bırakmaz. Ondan sonra gidiyor adam oraya. Hemen orada bir eve yerleştiriliyor. Bahaullah'ın evi hala duruyor Edirne'de biliyor musunuz? Hatta Edirne'de çok küçük bir cemaati de oluyor. Onun. Bahai mezarlığı vardır Edirne'de. Gidin sayarsınız böyle 7-8 tane mezar vardır o kadar işte çevresine. Hatta bugün Bahailer ben Chicago'da Bahailerin tapınağına da gitmiştim zamanında. Baya böyle cami, havra, kilise karışımı ortaya karışık bir şey yapmışlar böyle kendilerine Chicago'da. Baya zengin Bahailer var orada. Ondan sonra sıralar mıralar var oturuyorlar ediyorlar ve Edirne'deki o ev cennete açılan dört evden biri diye anlatılır. Bahayiler buna inanıyor Edirne'de. O ev hala muhafaza ediliyor ama Osmanlı onu tayin ediyor. Yani tayin diyorum özür dilerim sürgün ediyor oraya. Ve böylece ne oluyor? Zararından emin oluyorlar. Öldürmeye gerek yok yani. Şimdi bir takım değişen şeyler var yönetim dinamiklerinde. Padişahların ünvanları ee, padişah eşlerinin ünvanları, başkentlerin değişmesi, devlete verilen isimlerin değişmesi ve bunların hepsinde aslında bir şifresi var, önemi var. Nereden başlayalım? Padişah eşlerine verilen ünvanların değişmesi. Baktığımız vakit Ertuğrul Gazinin eşinden Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa e, Hafsa, e, Hafsa Hatuna kadar Hatun ifadesi, Kanuni'nin eşi Hürrem'den itibaren bir Sultan giriyor hayatımıza. Bu değişikliğin sebebi ne? Şimdi Osman Gazi, Orhan Gazi diyoruz. Birinci Murat. Bakın hep böyle bey bey diyoruz. Hı hı. Onlar beylikten sultanlığa geçiyorlar. Onlarda bir değişim söz konusu. Hanımlarda da böyle bir durum var. Çünkü beylikler döneminde... Hani dedik ya Fatih kadar beyliklerden hanımlarla evlendiler. Hatun. Hürrem Sultan'la beraber artık haremden devşirilen kızlarla evleniliyor. Onlarla evlenmeyle beraber sarayın içerisinden... Farklı statüdeki insanlar yönetime dahil oldukları için bir de Fatih ile beraber devlette bir imparatorluk sistemi başlıyor. Mesela Fatih diyor ki kanunname'de bundan sonra hiçbir padişah hanımı dahil kimseyle oturup yemek yiyemez diyor. Yani evet bu zor bir şey. İnsan sevdikleri oturup yemek yiyebilmeli. Ben şahsen kendim empati yapıyorum. İsterdim böyle bir şeyi ama mecbur kalıyorlar. Böyle bir devlet statüsü hiyerarşisi devreye giriyor. İşte bu hiyerarşi. Bir süre sonra ünvanlara da yansıyor. Hürrem Sultan oluyor mesela. e Fatih döneminde değil mi? Fatih'in kanunnamesine gelmiştiniz de. Evet. Kardeş katliği olarak orada kanunlaşıyor orada, orada değil mi? Orada kanunlaşıyor tabii ki. O da ehveni şer olmak üzere diye bir hüküm konuluyor. Bir şer, şer var. Şer tabii. Onlar da biliyorlar bu işin kötü olduğunu, şer olduğunu. Ama ehveni şer diyorlar. Kötünün iyisi. Kötünün iyisi olmak üzere. Eğer zaruri bir durum söz konusu ise diye bu madde buraya konulmuş oluyor açıkçası. Öyle bir durum söz konusu. Mesela sultan ünvanına dönecek olursak padişahların. Niye Osman, Orhan ve Murat Bey derken Yıldırım'a sultan diyoruz? Çünkü Yıldırım Bayezid'le beraber Osmanlı toprakları Arnavutluğa kadar gelmiş. Yani şöyle söyleyeyim. Bugünkü İtalya sınırına kadar gelmişiz. İtalya sınırına. Ee, ve o bölgede Nibolu Kalesi alınmış yabancı küfar topraklarına karşı çok büyük bir başarı elde edilmiş. O gün Mısır'daki Memlüklü Dünyasındaki halife Yıldırım'a e, sultan unvanı veriyor ve bir de kocaman bir Kur'an-ı Kerim hediye ediliyor. Bu Kur'an-ı Kerim bir görsek ya kitabımızda var mı? göstereceğim. Çok güzel. Reci de yani Harika benden. bir Kur'an-ı Kur Kerimdir. Muhtemelen. Bursa'da bugün Bursa'da Yeşil Medresesindedir. Mesela Bursa'ya tur yapan gruplar yeşil türbeye giderler. Yeşil camiye giderler. Ama yeşil medreseye pek gitmezler. Tavsiye ederim lütfen gitsinler. Hı. Çünkü yeşil medrese çok özel bir medrese. Ve bu medrese 50'li medresedir. Çelebi Mehmet döneminde yapılmıştır. Hah geldim evet. ben de buldum. Allah siz de buldunuz. Bakın çok güzel. Evet hemen şöyle kitaptan bakalım. Çok güzel. D bir Kur'an. Ne kadar o kur'an büyüklüğü biliyor musunuz? Şu bizim önümüzde bulunan masanın dörtte biri kadar bir şey. Bu kadar. Berkuk gönderiyor Kur'an-ı Kerim'i. Berkuk, Çerkez, ilk Çerkez Memlüklü hükümdardır. Berkuk, oğlu Faraş vardır mesela. Berkuk ve oğlu. Kıpçak Türkleri, Memlüklüleri artık Çerkez Türkleri Memlükler olarak devam ediyorlar ondan sonra. Berkuk gönderiyor. Neden? Artık Avrupa yönüne ilerleyen bir Müslüman devlet var. Onu takdir ettiğini gösteriyor. Osmanlı padişahlarının ee kararları tek başına almadığını biliyoruz. Aslında bu bir soru. Osmanlı padişahları kararlarını tek başına mı alırlardı? Hayır divan toplantılarında. Burada enteresan ve çok güzel aynı zamanda çağının çok ötesinde olan bir durum var. Divan toplantılarına padişah katılmıyor. Kesinlikle. Çünkü iradeleri etkilenmesin diye. Ne yapıyor padişah? Katılmıyor da işte hiç ilgilenmiyor değil. Bir veto sistemi var neredeyse bugünkü sistemin bir benzeri. Anlatabilir misiniz ayrıntıları? Tabii tabii tabii. ya tabii. şimdi gelin hep beraber empati yapalım. Biz padişah vezirleriyiz. Yani bakanlar kuruluyuz. Aramızda padişah var. Burada işte bir tanesi getiriyor, bir tane dilekçe okuyor. A mı diyelim, B mi? Herkes fikrini söyleyecek. Ya i̇nsan kasar kendini ya. Niye? Çünkü o gün seni o divan-ı hümayuna atayan da az eden de padişah. Elbette bugünkü cumhuriyet tam demokrasi yok. Yani halk milletvekillerini seçmiyor. Ama padişah seçiyor. E şimdi ben A derim, padişah B der, zıtlaşırız, yarın beni kabineye sokmaz. Her şey olabilir. <laughs> o zaman ne yapıyorsun? Kulçun kulçun padişah izinden gidiyorsun. Fatih bunu görüyor. Ve Fatih diyor ki ben toplantılara katılmayacağım diyor. Bakın şu çok güzel bir kare. Topkapı Sarayı'nda şu kırmızı hmm. e, oturma gruplarının olduğu yer Divan-ı Hümayun'un oturma bölgesidir. Mesela şu tam ortada mor bir örtü serilmiş. Orası evet. sadrazamın oturduğu yer. Yanında nişancı, defterdar, kazasker, kaptana derya hepsi buradalar. Hatta şu an fotoğrafı benim çektiğim bu taraf var ya, şurası da katiplerin oturduğu yerdir. Onlar da mavi mavidir onların şilteleri. <laughs> Arada perde bile var. Bakın perde duruyor görüyor musunuz? Perdenin kornişinde duruyor. Kenarlarda perdeler de. Bu perdeler de yakın dönemde yeniden astılar. Çok güzel oldu. Toplantı sırasında perdeler kapatılıyor. Perdenin Ama ardından. Perdenin ardından Bakanlar Kurulu toplantısını buradaki katipler takip ediyorlar ve kayıt altına alıyorlar. E bugün TBMM'de mecliste bizim katiplerimiz canlı, yok mu? Canlı <laughs> da görüyoruz. Hem yani canlı yayın var ve bakın bu pencere. Bu pencere az önce bizim dışarıdan gördüğümüz pencereydi. Padişah da arka taraftan geliyor. Hani az önce haremi konuşurken dedik ya padişah Karaağlar taşlığına çıkar. O üç yol ağzından. Karahanlı'nın tam mescidin ağzına geldiğinde mescidin karşı kapısı Adalet Kulesi kapısıdır. O kapıdan girdiğinde şöyle bir tur atar ve buraya gelir. Buradan oradaki vezirleri göremez ama seslerini duyar. Onları dinler. Bir daha o resmi <laughs> alıp gösterelim mi isterseniz? Önceki Zaten artık kapanış oluyor. Tıp tıp Yok hayır büyük fotoğraf tamam, var ya. Görelim, görelim, Hem ayağa kalkarız. Tamam, çok kapatış, güzel kapanış yaparız. Çok güzel Hem olur. de siz bir Tam daha bir yerim. anlatırsınız. Aynen. Ben bir de burada şu kapıdan buraya girilen şeyi göstereyim size. Ee, oradaki kitabeyi de anlatayım. Şimdi e, padişah evet çok güzel. Kim padişah? Birinci Ahmet. Kim? Üçüncü Osman. İşte buradan geliyor. Yayan ya da at sırtında. Muhtemelen adalet kulesine çıkacaksa yayan. Buradan geliyor. Önce annesinin dairesi. Yani avlusuna geliyor. Avludaki şu kapıdan geçiyor. Bu kapı o üç yıl ağzı. O kapıdan şuraya giriyor. Burası kara ağlar taşlı. Kara ağlar taşlığını geçiyor. <laughs> Tam buraya geliyor. Şurada bakın bir kavisli bir beşik tonoz yapı var. Bu kara ağlar mescididir. Hani mihrabı gösterdim ya evde çinisini yaptırdım dediğim. Evet. Tam o mescidin kapısının karşı kapısı bu adalet kulesine girilen kapıdır. Çünkü bu adalet kulesinin hemen önünde bakın üç tane kubbe var. Şu, divan toplantıları. Evet birinci kubbe kubbe altıdır. Divan, yumayun, bakanlar kurulu toplanır. Yanındaki kubbe katiplerin az önce gördüğünüz toplandığı kubbedir. Üçüncü en soldaki kubbede alınan kararların depolandığı arşivdir. Padişah tepeye çıkar. Buradaki pencereden şu toplantı yerini seyreden Ama padişahın o Karaağlar Mescidi'nin karşısında kuleye çıktığı kapının üzerinde bir ayeti kerime vardır. Bir saatlik adalet 70 yıllık ibadetten hayırlıdır yazmaktadır. Yani e, kulenin adı Kasrı Adıl. Adalet Kasrı Adalet Kulesi. Özür dilerim hadisi şerif. Bir saatlik adalet 70 yıllık ibadetten hayırlıdır. <laughs> Tepeye çıkıyor. Bunun adı Kasrı Adıl. Adalet Kasrı Adalet Kulesi. E şimdi Adaletin hüküm ferma olup bütün dünyaya yayıldığı yer burası. Ve padişahın girdiği kapının üzerine bunu yazıyorlar. Bazen gruplarla boğaz turu yaparken gemiden ben Topkapı Sarayı'nı gösteririm gruba ve derim ki... Bakın zaten gemiler gözüküyor Marmara Denizi tarafından. Topkapı Sarayı'nın en yüksek yapısı hangisi derim? Herkes der ki şu sivri külahlı kule. <laughs> Neden? Çünkü bütün dünyaya bir mesaj veriyorlardı. Bizim devletimizde, bizim yönetimimizde en yukarıda ve en yüksekte olan şey adalettir diyorlardı. Harika. Peki valide sultanlar yönetimde nerede? Bu haseki demek ne demek? Evet. Ve önemli e, katkıları var diyeyim. Bunları da dinleyelim mi bu Olur, bölümde? Vaktimiz varsa hemen konuşalım. Ne kadar vaktimiz var Alper? Beş dakikanın içindeymişiz. Tamam. Şimdi Valide Sultan'ın avlusu ve Valide Sultan'ın dairesi. Şurada o bahsettiğim ara o küçücük avlu var. Burada padişahın hasekileri, işte gözdeleri kalıyor. Bu avluda tam şu tarafta. Şu gördüğümüz bina Baş Haseki Dairesi'dir. Haseki Sultan bir padişah bir cariye ile evlenir. O cariye, köle kadın hukukuyla evlenen bu kadın çocuk dünyaya getirdiği anda artık özgür kadın statüsü kazanmıştır ve bir süre sonra Haseki ünvanı alır. Baş Haseki yani padişahın baş kadını anneyle, kayınvalideyle karşı karşıya oturur. Burası da Baş Haseki Dairesi'dir. Şimdi ben bir resim isteyeceğim. Ee, nerede biliyor musun Hülya resimleri Hülya veriyor. Yaşantı şifrelerinde, yaşamış şifrelerinde padişahın görüşmesi sırasında arkasında bekleyen Enderunlular. Bu görselde kıyafeti geçerken atladık konu. Aslında padişahın yanında staj yapıyorlar ve o kadar çok şey atladık ki neler tabi var. Tabii ikincisini yapacağız programı evet. mutlaka. O resmi çok istiyorum Hülya. O kıyafet Enderun şifrelerinde Enderun talebelerini de dinleyelim. çünkü o kadar hareme girdik Kadınları konuştuk haremdeki. Erkekler de çok önemli. Padişahın göz bebekleri. Tabii, tabii, bir nevi tabii. manevi evlatları. Hatta e, hem minyatürlerini görelim. Mesela bunlar. Hatta mezar taşı da var. Ben bunu anlatırken mezar taşına da baksın tamam, arkadaşlar. Şimdi burada Bakın. mezar taşına bakarlar. Burada Hı. boyları kısa. Bunlar son sınıf değil o zaman. Bunlar son sınıflar. Bunlar şehzade. Hı. Şu gördüğümüz ikisi padişahın çocukları. Ve gayet saygılı bir şekilde böyle duruyorlar. Burası neresi biliyor musunuz? Topkapı Sarayı'nın Marmara Denizi'ne bakan Bahçe köşkleri bunlar. Bahçelerde de böyle küçük küçük köşkler var. Öne açık böyle bir nevi bizim kameriyelerimiz gibi. Bakın birkaç kişi gelmiş burada arızada bulunuyorlar. <laughs> Padişah onları dinliyor. Burada cüceler de var. Saray cüceleri. Hmm. Bu gördüğümüz üç kişi o 39 son sınıf öğrencinin en kıdemleri. Bakın bir tanesi kılıç tutuyor görüyor musunuz? Kılıcı nasıl tutuyor? Sağ omzuna yaslamış. Bu vaziyette tutuyor. Bu silahta rağdır mesela. Net bir şekilde padişahın kılıcını tuttuğu için biz bunu görebiliyoruz. Bunlar Enderun'un son sınıf öğrencileri. Ve bunların saçları da vardır. Uzun uzun bakın Zülüfleri. Yani bu zülüfler ay ay berberler tarafından kontrol edilir. Zülfü ne kadar uzunsa bir kişinin rütbesi o kadar yüksek. Ha ben şimdi bana kısa geldi. de Burada diyorum ki bu son sınıf değildir herhalde. Boyundan anlaşılıyor ya. Evet. Hangi mezar taşını istediğiniz Eyüp, arada? Eyüp'te hemen tepede bir mezar taşı var. O Has ağalar Enderın talebelerini konuştuğumuz yerde kocaman bir mezar taşı başında zerrin külah var zerrin külahın kenarlarında o zülüfleri de bulunuyor muhteşem bir şey yani mezar Bakalım taşı. Bakalım bulabilirsek hangi bölümdeydi onu ben de çünkü bakayım çok mı? karışık Hemen. tamam siz de bakabilirsiniz ben de şöyle... bu arada şunu da çok merak ediyorum bunu da atladığımız şeyler buldunuz mu? ...atladığımız Heh, şeylerden ben, bir tanesi. Hemen Annesi? söyleyeyim. Enderun'un son sınıftayken... ...vefat etmiş bir has odalının... ...başına gidi Zerrin Külah. <laughs> 99. sayfamız. Burada anlatmamız şu. gereken şey şu. Belirli bir kısma kadar... ...Osmanlı döneminde oh, hemen yani geldi. Yani. E, mezar taşlarına baktığımız vakit... ...hangi rütbe olduğunu anlamıyoruz ama... ...belirli bir dönemden sonra anlıyoruz evet. değil mi? İki gün önce ben Eyüp'teydim. Almanya'dan gelen bir grupla... ...Eyüp'ü geziyordum. Dün değil evvel gün. Çarşamba günü. Ve... Bu mezarın önünde durduk. Ahmet Kabaklı'nın kabrinin tam karşısında bu kabir. Şimdi Piyarloti'de, siz zaten Eyüp'te oturuyorsunuz. Tereferikle çıktık tepeye. Tamam. Piyarloti kahvesinde, İdris tepesindeyiz. Kahveden aşağı doğru yürüyoruz. Birazcık yürüyoruz. Avni Lific'in kabri var, ünlü ressam. Onun hemen karşı çaprazında Ahmet Kabaklı yatıyor. Ahmet Kabaklı'nın kabri denize bakıyor, Haliç'e. Ahmet Kabaklı'nın kabrine sırtınızı verin. Bir dönün bunu görüyorsunuz. Başındaki zerrin külahı. Zerrin külah çok kıymetlidir. Şimdi bu dizilerde zerrin külah yapmışlar ama üzerindeki tel işlemeler yok. Bu da saçları. Enderun talebesi gel. öldüğü için saçını bile işlemişler. Harika. Osmanlı mezar taşlarından da devlet erkanının, devlet görevlilerinin rütbeleri anlaşılıyor. Çok teşekkür ederim Talha Bey. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, i̇mza gününde de birlikteyiz. Osmanlı'nın şifrelerini tabii ki bitiremedik. Tek kitapla da bitmeyecek Osmanlı'nın şifreleri. Osmanlı'nın şifrelerinin de devamı gelecek. Diğer projelerimiz gibi hepsini sıraladık. Zamanı geldiği vakit duyuracağız. Önden duyurmaya bir lüzum görmüyoruz. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Çok heyecanlıydık. Heyecanımızı sizlerle paylaştık. İzleyicilerimize sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Kitap kazanan izleyicilerimize salı günü bir başka ötek gündemde görüşünceye dek bu gece hoşça kalın.